TC iyi akşamlar. Ne oluyor? Hoş geldiniz bu akşam. Ne oluyor da hem meclisten geçen daha doğrusu meclis anayasa komisyonundan geçen hakkında fezleke bulunan milletvekillerinin doluksuzluklarının kaldırılmasını önünü açacak olan değişiklik maddesini konuşacağız. Şimdi ne olacak sorusunu soracağız. Hukuki olarak ne olacağını az çok biliyoruz ya da sürecin nasıl işleyeceğini biliyoruz. 16 Mayıs'ta genel kurula gelecek ve oylanacak. Ama Siyasi olarak sonucu ne olacak? İşte orası büyük bir tartışma konusu. Hem muhalefet hem iktidar açısından. Dolayısıyla bu akşam ne oluyor sorusunun cevabını arayacağız. Hem muhalefet partisi liderleri hem de Başbakan Davutoğlu bugün son derece sert konuştular. Ve tabii ki komisyonda ortaya çıkan manzara yani tekme, tokat, hakaret, tehdit. Bütün bunların gölgesinde geçti görüşmeler. Biraz bunları da konuşacağız. AK Parti. AK Parti'nin içinde neler oluyor meselesi. Bugün Başbakan Davutoğlu'nun önemli açıklamaları vardı. Makamdan vazgeçerim ama kutsal davaya zarar gelmesine asla izin vermem dedi Başbakan Davutoğlu. Kime mesaj verdi, nasıl bir mesaj verdi biraz bunları da konuşacağız ve buna bağlı olarak Türkiye'nin gündemini aslında tartışacağız. Kimlerle birlikteyiz bu akşam konuklarımı sizlere tanıtmak isterim. İstanbul stüdyomuzla başlayalım. Ee, Rıza Saka bizimle birlikte Hukukçular Derneği üyesi. Hoş geldiniz. Teşekkür Mühendat. ederiz. Ufuk Uras bizimle birlikte Yeni Yüzyıl Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz. Yeşiller Partisi aynı zamanda. Yeşiller, Yeşil ve Sol Parti. Yeşil ve Sol Parti. Unutuyorum her seferinde. Dolayısıyla madem siyaset konuşacağız, siyasi şapkanıza da atıfta bulunalım. Fuat Keyman bizimle birlikte Sabancı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Ve Ersan Şen bizimle birlikte. Hukukçu zaten tanıyorsunuz. Hoş geldiniz. Ee, Ankara stüdyomuzda da İdris Şahin var. 24. dönem AK Parti Çankara milletvekili. Aynı zamanda geçmiş dönemdeki Anayasa Komisyonu üyesi. Hoş geldiniz İdris Bey. Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Şimdi her zaman olduğu gibi kısa bir ara aradan sonra Hoş başlayacağız. Hoş yayınlar. Evet, sayın seyirciler başlayalım ne oluyor? Önce e, dokunulmazlıkları konuşalım son derece önemli. Şimdi Ak Parti, CHP, MHP Ak Parti'nin getirdiği e, teklife evet oyu kullandılar ve hakkında fezleke bulunan milletvekillerinin dokunulmazlıkların kaldırılması için gerekli olan düzenleme komisyondan geçti. Şimdi genel kurula ge gelecek. Genel kurul için tarih de belirlendi 16 Mayıs'ta görüşülecek genel kurulda. 136 milletvekili hakkında 619 fezleke var. Kanun gibi görüşülecek, anayasa gibi oylanacak. İlk turda 367 aranacak. Eğer bulunamazsa işte ondan sonrası ne olacak? Orası bir kere bir tartışma konusu. Bu bir. İkincisi diyelim ki yeterli oy sağlandı, yeterli çoğunluk sağlandı ve dokunulmazlıklar kaldırıldı. Muhalefetiyle, iktidarıyla bu işin siyasi bedeli ne olur? Siyaseten bir kaosa mı gireriz yoksa her şey normal devam edebilir mi? Biraz da bunu konuşacağız. Şimdi hemen ben Ankara'yla ilk önce başlayayım. İdris Bey ne diyorsunuz bu oylama sonucuyla ilgili olarak? Şimdi genel bir nabız tuttuğumuzda ben de dün Ankara'daydım biraz konuşma fırsatı buldum. Aslında biraz polislerde şöyle bir bilgi var gibi. Ya evet genel kurula gelecek ama sonuçta pek çok milletvekili buna oy kullanmaktan, evet oy kullanmaktan çekinir. Çünkü yargıya güven çok düşük düzeyde. Ne olacağı belli olmaz. Sonuçta sadece HDP'liler hakkındaki fezlekeler gelmeyecek. Herkesinki açılacak. Ne diyorsunuz? Nasıl bir eğilim var sizce? Bundan sonrasını nasıl görüyorsunuz? Genel kurul aşamasında. Buyurun. Şimdi Hanım öncelikle hem stüdyodaki konuklarınızın hem de milletimizin Miraç Kandili'ni kutluyorum. İslam alemine ve tüm insanlığa huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ederek sözlerime başlamak istiyorum. Çünkü ümit ederiz ki bu gece zor günler geçirdiğimiz fakat gelecek adına da umut dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Tabii ki siz dün Ankara'daydınız. Belirli kulis faaliyetlerini sizler de yürüttünüz. Burada söz konusu olan Meclis Genel Kurulu'ndaki milletvekillerin iradesiyle şekillenebilecek bir oylama ve pek çoğunu doğrudan ilgilendiren bir oylama. Yaklaşık 119 kişi henüz tam netleşen bir isim değil. Çünkü bir kısım fezlekeler de halen hem Adalet Bakanlığı'na hem Başbakanlığa devamında da mutlak surette komisyonlara gelecek. Çünkü yürürlük tarihiyle itibaren dosyaların net sayısı aşağı yukarı belli olacağı için kimleri ilgilendiriyor özellikle ona bakmak lazım ve bu oylamada biliyorsunuz ki anayasanın emretmiş olduğu hüküm çerçevesinde gizli bir oylama söz konusu ve oylamaya giden süreç içerisinde başta ana muhalefet partisinden bir kısım milletvekilleri olmak kaydıyla farklı düşüncelere sahip olduklarını ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği gibi koşulsuz olarak bu geçici maddeyle anayasa değişikliğine destek vermeyeceklerini Cumhuriyet Halk Partisinden bir kısım milletvekilleri de ifade ediyor. Bu tabii ki oylama gerçekleşmeden hep sandıkta neticeler son e, zarflar açılıncaya kadar hiçbir zaman belli olmaz sözü gereği gizli yapılan oylamada bunun sonucunun ne olacağını şu andan kestirmek mümkün değil. Ancak tabii ki partilerin ee, şu anki davranışlarına bakarsanız elbette ki bir grup kararı alma gibi bir imkanları söz konusu değil. Her milletvekili kendi hür iradesiyle bu oylamada oy kullanacak ama biraz sıkıntı olduğunu ben de Ankara'da hissediyorum. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisinden çok ciddi anlamda fire verilebileceğini 330 elbette ki mümkün ama 367'nin gerçekleşebileceği noktasında bana göre de bir kısım endişelerinin olduğu Ankara'da mutlak. Biz hiçbir zaman için dokunulmazlıkları sağlıklı bir ortamda tartışamadık. Şirin Hanım, hep konjektürel olarak zor dönemlerde ve sıkıntılı dönemlerde dokunulmazlıklarla alakalı gündemi ortaya attık. Ve bu süreç içerisinde de sağlıklı ve suhuletli bir yaklaşım hiçbir kimse tarafından gösterilemedi. Özellikle şu anda, bugün parti gruplarında, ana muhalefet partisi liderinin açıklamalarına baktığımda ben büyük bir hayretle ve büyük bir şaşkınlıkla karşılıyorum. Gerçekten kendisini de çok zor duruma düşürecek, ülkeyi de çok zor duruma düşürecek bir noktaya getirdi dokunulmazlıklarla alakalı söylemlerinde. Çünkü demokratik toplumlarda özellikle parlamenter rejimde yasama dokunulmazlığına en fazla ihtiyaç duyanlar hiç kuşkusuz muhalefet partisinin milletvekilleridir. Dolayısıyla Yargının bağımsızlığı, bağımsız yargının işleyişi noktasında yargının paydaşlarının bile endişeli bir e, görüntü çizdiği bir ortamda tamamıyla yargıya teslim edilecek olması ve kürsü dokunulmazlığı dışında tüm dokunulmazlıkların kaldırılmasını ana muhalefet partisinin istemiş olmasını ben bir eski milletvekili olarak bir hukukçu olarak anlayamıyorum ve buna ilişkin de pek çok yerde farklı görüşler evet. ifade ettim. Çünkü burada Asıl olan muhalefet partilisi milletvekillerinin parlamentoda ve dışarıda özgür iradeleriyle dilediğince e, vatandaşından almış olduğu yetkiyi evet. özgür bir ortamda kullanabilmesini amaçlar yasama dokunulmazlığı. Oysa ki ana muhalefet partisi lideri kürsü dokunulmazlığı haricinde tüm dokunulmazlıklar kaldırılsın ve biraz daha ileri giderek hiçbir şekilde fezlekesi olmayan, Başbakanın bile dokunulmazlıklarının kaldırılması noktasında gerçekten e, ne anlama geldiği belli olmayan taleplerde bulunmuş olmasını büyük bir e, Peki. endişeyle takip ha. ediyorum ve yadırgıyorum bu açıklamaları. Evet. Dolayısıyla şimdi bizim burada... Çok dikkatli ve itinalı bir şekilde Meclis Genel Kurulu'nda bu müzakereleri yürütmemiz gerekiyor. Evet. Komisyondaki görüntüler gerçekten hiç de hoş karşılanmayacak görüntüler. Ama başından beri şunu ifade ediyorum ki dokunulmazlıkların kaldırılması noktasında HDP'li milletvekilleri parlamentoyu ve özellikle de iktidar partisini sürekli olarak tahrik etmektedirler. Ve gerçek anlamda dokunulmazlıkların kaldırılmasını HDP'li milletvekilleri istemektedirler. Çünkü sonuçları itibariyle Türkiye'yi çok farklı bir, bir noktaya konuşalım götürmeyi isterseniz. amaçlamaktadırlar. Peki, burayı bir konuşalım Aynen. isterseniz. Bunu da zaten Aynen. komisyonda çok net bir şekilde göstermişlerdir. Bunu özellikle konuşmamın başlangıcında ifade etmek isterim. Peki, katılıyor musunuz? HDP'liler özellikle istediler ve komisyonda da gösterdiler. Gerçekten komisyonda inanılmaz olaylar yaşandı. Bunlar özellikle sosyal medyada görüntüler mevcut. Ee, yani hakaretler, tehditler, yumruklar, tekmeler, tokatlar birbirine girdi. Katılıyor musunuz? Bunun nesine katılacaksınız? Görüntüler ortada. Sayın Bahülke'nin omzu çıkmış. Karşılıklı bir orada bir e, fotoğrafa baktığınızda hiçbirimizin tasvip et etmeyeceği bir durum var ama bir linç girişimi var. E, sonuçta ne derseniz deyin dokunulmazlık dediğiniz mesele zaten ona dokunulur hale gelmiş. Yani ne olacak diye soruyoruz. Olan zaten komisyonda olmuş. Orada e, HDP'lilere karşı bir e, geniş bir hat grup toplantısına ne denirse densin, o yanlışsa bu dokunulmazlık, birdenbire o yanlış söz unutulmuş bir ortak hat o, oluşturulmuş. Şimdi burada katılacak bir şey yok. Yani demokratik siyaset iç içerisinde HDP orada e, siyaset yapıyor. Bir de yani özellikle te televizyonlarda bu HDP'ye ilişkin e, hükümde bulunma, linç kampanyalarında biraz dikkat etmek lazım. Nasıl cezaevindeki insanlar hakkında konuşurken onların gıyabında konuşmak doğru değilse, yani ana akım medyada genellikle göremediğimiz HDP'liler üzerine hazır yokken deyip, e, Sağlı sollu her türlü hükümde bulunmak yanlış bir şey. Çünkü bugün grup toplantılarında bir kere daha baktım. Ya yani Sayın Başbakan da hükümde bulunuyor. Ya bırakınız bu hükmü yargı versin. Yani daha baştan bu meclisin önüne bile gelemezlerden tutun da her türlü hükümde bulunma hakkını Kendinize görüyorsunuz Bu bir fiil önümüzdeki süreçteki Yargıyı da etkilemek Yani şimdi bu dokunulmazlık meselesi Bizim dokunulmazlık vizyonumuzu Genişletmeye yönelik bir şey değil ki Kürt sorunu dediğimiz bir meseleyi HDP üzerinden Mecliste aslında mahkemede çözme arayışı e Bu 94'te denendi Üstelik 94'te Milletvekillerine yönelik Böyle bir saldırgan tutum da olmamıştı Sonuçta barometresi parlamento yani bütün milletvekillerinin o bu olarak söylemiyorum bir bütün olarak yani davranışlarına tutumlarına dikkat etmesi gerekiyor. Toplum zaten gergin. Meclisteki bu fotoğraf, toplumdaki gerginliği daha da arttırıyor. Yani bunun bir sorumluluğu olması gerek. Yani oradaki kadın milletvekillerine de dahil olmak üzere izlenen hat, linç girişimi, özellikle Garopaylan'a, e, yönelik e, tutumların falan kabul edilebilir bir, bir yanı yok. Neyse ki birçok milletvekilleri e, görüntüleri yayınladı da yani söylemler üzerinden değil e, fotoğraf üzerinden bir rahatsız edici bir durum olduğu ortada bu hepimizin sorunu. E, zaten bizim biraz da genel kuruldaki oylamadaki bu belirsizlik nedeniyle tersten ben e, siyasi partilerin kendi tabanlarını konsolide etmeye çalıştığını düşünüyorum. Sadece komisyon toplantısında değil. Genel kurulda da bu ee, yani iktidar partisinin bu gerginlik politikasını e, 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 sürdürdüğü ortada. Çünkü bu mesele araçsallaşmış. Yani bu yasama cumhurbaşkanlığı ilişkisine bir şeye dikkat edelim. Yani Jean Boden egemenliğin e, tarifinde diyor ki yasa yapma etkisi ama kimsenin etkisi altında kalmadan. Şimdi dokunulmazlık bir e, yasama dokunulmazdı. Peki yasama organı? Cumhurbaşkanı ilişkisinde yasayı çıkaranlar Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere kimsenin etkisinde kalmadan yasa faaliyeti yapıyorlar mı? Yani çok açıkça Davutoğlu'na bıraksaydınız bu mesele farklı gelişecekti. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ısrarıyla kim ne derse desin bu birdenbire memleketin en öncelikli meselesi haline geldi. E gelsin siz oradaki siyasi iradeyi 6 milyon seçmeni bypass ettiğinizde Hangi sorunu çözeceksiniz? Hangi sorun? Hangi siyasi sorun? Mahkemede evet. bugüne kadar çözülmüş. Şimdi o boyutuna zaten geçeceğiz ama bu noktada bir Fuat Bey'den de bir siyasi yorum alayım. Sonra iki hukukçumuza tekrar döneceğim. Ee, ne diyorsunuz? Yani bir kere tam e, meclis komisyonunda ne oldu meselesi hakikaten sadece internette gezen görüntülerden öğrenebiliyoruz. İşte orada çekilen bazı görüntüler var. Görüntü çekildi diye zaten bu yüzden de kavga çıkmış durumda. E, ve toplum herkes her lider dediği gibi kendi e, tarafından anlatıyor. Katılıyor musunuz Ufuk Bey'e ne dersiniz? Bu mesele bu şekilde mi hallolmalıydı? Yani Neyse. bence esasında yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak utanç verici. Yani bunu başka ülkelerde de pratikleri var. Tayland gibi. Ama yani burada baktığınız zaman milletvekillerinin birbirleriyle kavga etmeleri, birbirlerine aşırı ırkçı bir şekilde şey, davranmaları. E orada kadın milletvekilleri var. Erkeklerin kadınlara saldırmaları. ve birdenbire bu dokunulmazlık olayıyla Türkiye'de yaşadığımız kutuplaşma, çatışma ortamı gibi bunu çözmesi gereken meclisin tamamıyla bir çatışma ortamına kendisini sokması, kendi kendini rehin alması e bu 90'larda biz bunu yaşıyorduk ama 90'larda darbeler var deniyordu. 90'larda Türkiye'yi başkaları yönetiyor, meclis yönetmiyor deniyordu. Hatırlarsanız 90'lar boyunca yapılan kamuoyu ya da bilimsel araştırmalarda milletvekillerine ve meclise güven çok sonda çıkıyordu. Birinci güvenilen kurum ordu olarak çıkıyordu. Biz 2002-2011 yıllarındaki süreçte bunun terse döndüğünü ve bundan bir umutlanmıştık ve sevinmiştik. Yani meclisin parlamentoya olan güvenin artması, milletvekillerine olan güvenin artması, Türkiye'deki siyasi partilerin ordu, yargı, yargı vesayet kurumları yerine Türkiye'yi yönetmeleri. Fakat geldiğimiz nokta, bu noktada mesela 90'lara dönmüş gibi olduk. Ki 90'larda bile bu kadar... E, parlamentoda yani görüyorduk işte ayakkabı atmalar şunlar bunlar filan ama arka arkaya e, 2016 Türkiye'sinde bunu yaşamak bence bir kere e, sayın eski milletvekillerine de katılmıyorum yani bu bir AK Parti bu bir ÖDE bu bir HDP bir, bir CHP yani bir burada CHP eleştirmenin ya da AK Parti HDP eleştirmenin bir durumu yok. Yani AK Parti kendisini, HDP'yi ve CHP'yi eleştirerek buradan kurtaramaz ama HDP de AK Parti'yi ve CHP'yi eleştirerek buradan kurtaramaz. MHP de burada dört parti de bence temel anlamda sorumlular. Çünkü orada o partiler var ve o partilerin milletvekilleri yani bizim oylarımızla Türkiye'yi yönetmek için kendi akılımızı, kendi gücümüzü onlara delege ettik ve dedik ki siz Türkiye'yi yönetin dedik ve bu dört parti kavga ediyorlar. Şimdi o yüzden bir kere burada eğer Türkiye'nin yararına olarak düşüneceksek bu anlamda parlamentonun bir saygınlığı, parlamentonun bir yönetim alanı olduğunu kabul etmemiz lazım ve burada bir particilik oynayamayız. Yani eğer insanlar dayak yiyorlarsa, eğer insanlara Ermeni oldukları için, ya da muhafazakar oldukları için, ya da Kürt oldukları için, ya da AK Partili oldukları için, ya da CHP'li oldukları için, MHP'li oldukları için aşırı saldırılıyorsa, o o bardaklar atılıyorsa, orada zaten bizim ilkeli tutumumuz buna hayır demektir. Evet. İkincisi zaten eee Ufuk Uras'ın söylemiş olduğu dokunulmazlıkları tartışırken dokunmak da bir kere bir şiddet var. O yüzden de zaten bizim dokunulmazlık sürecini tartışırken altını çizdiğimiz temel nokta neydi? Bunun bir hukuksallığı var. Bir de bunun siyasi yanı var ve siyasi yanı bağlamında da en korktuğumuz aman buradan bir şey çıkarsa evet. şiddete gitmesin derken esas bunu engellemesi gereken kurum kendisi şiddeti eee kendisi de örnek almış gibi oluyor o yüzden. Bu önemli. Şiddeti şiddete bulaşan herkesin dokunulmazlığı kaldırılacak derken bizzat komisyonun kendisi bir şiddet ortamı oluşturmuş durumda. Ne diyorsunuz? Siz bu tabloyu nasıl yorumluyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, bir kere ortada bir gerçek var ki toplumsal bir talep var. Dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde. Yani az önce de konuşuyorduk. Sonuçta bugün halkın önemli bir kesimi bu dokunulmazlıkların kaldırılmasından yana. Yani daha önce yapılan bir kamuoyu araştırmasında da benzer bir tablo ortaya çıkmış durumda. Şimdi tabii biz hani bakış açımızı işte akademik açıdan, romantizm açısından, ideolojik açıdan bakabiliriz. Yani bu bu çerçevede değerlendirdiğimizde dokunulmazlıktan kaldırılmasının aleyhinde ya da lehinde çeşitli görüşler ortaya koyabiliriz. Ancak önemli olan şu toplumsal e, beklentileri karşılayacak e, çalışmaların kim tarafından yapılacağı meselesi. AK Parti e, benim gördüğüm kadarıyla toplumun tüm kesimlerinden oy almış ve iktidar olmanın getirdiği sorumluluk ile e, ortaya çıkan bu basıncı, toplum içerisindeki basıncı daha da hafifletmek için dokunulmazlıkların kaldırılması gerektiğini ortaya koydu, gereğini ortaya koydu. Yine aynı şekilde Cumhurbaşkanımızda benzer bir tavır takındı ve dokunulmazlıkların kaldırılması yolunda neredeyse aslında MHP'nin de CHP'nin de AK Parti'nin de görüş birliği olduğu ortada. Yani toplumun tüm kesimlerinde benzer bir tablo olduğu gibi aslında meclisteki tabloda bu yönde bir görünüm sergilemekte fakat burada benim endişem şu yani muhalefet partilerinin özellikle hani o kavga sırasında MHP'li ve CHP'li milletvekillerinin araya girmek yerine sıralarında beklemiş olmaları yani işte AK Parti ile CHP kavga etsinler işte biz de buradan seyredelim şeklindeki yaklaşımı ben oylamaya da sirayet edeceği endişesini taşıyorum. Yani e, bu burada e, sanki dokunulmazlıkların kaldırılmasının tarafındayız ama işte az önce İdris Bey'in de ifade ettiği gibi AKP'nin kapalı... HDP kavga etsinler evet, diye bekledik. Evet. CHP değil. CHP'liler ve MHP'liler AKP-HDP kavga evet, etsin diye bekliyorlar. Yanlış mı söyledim. Yani AK Parti ile HDP'nin kavgası seyretme eğiliminde olduğunu gördük. Bunun ben o kapalı mekandaki oylamaya da yansıyacağını düşünüyorum. Bir de Ufuk Bey'in Söylediğine bir itirazım var. Yani özellikle zaten HDP'nin ortaya koymaya çalıştığı tablo bu. Yani bir e, mağduriyet oluşturma e, duruşu söz konusu HDP'nin. Yani şimdi dokunulmazlıkların kaldırılmasının sonu mahkemelerde çözümlenmesi şeklinde değerlendirmek ve bu şekilde e, sunmak çok e, hatalı bir yaklaşım olur Yani burada ortada mesele tek başına. Kürt sorunu değil, suç işleyen milletvekillerinin yargılanması meselesi Peki, var. Oraya bir bu, girelim. Bu yani bu gerçekten konuyu çok farklı bir yere götürür. Mesela İdris Bey'in de yani bir başka mesela ha. HDP e, yansıt yansıtması İdris Baluken'in e, kolunun çıkması, o Batman gibi uçuşu sonrasında çıkmıştır herhalde o e, milletvekiller üzerine. Yani başka türlü o kol o kol çıkmaz. Burada şöyle bir durum var. HDP'liler AK Parti'yi gerginlik yaratarak HDP'yi iyice köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar <laughs> ve buradan da bir referandum çıkarmaya çalışıyorlar diye suçluyorlar. AK Parti de evet. HDP'lileri tam tersine şiddet üzerinden mağduriyeti oynuyorlar. Evet. İki taraf da birbirini suçluyor. Bu konuda siz alır mısınız söz? Bir Ufuk Bey'e dönüp sonra size mi döneyim? Ya Cevap bu, vermek istiyor bugün, musunuz bugün Rıza Bey. E? İdris Bey'in söylediği e, Miraç Kaneli dışında aynı zamanda Dünya Basın Özgürlüğü günü. Ben de Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle sizi kutluyum. O gün niye o salonda basın mensupları çıkarıldı? Tabi teknoloji geliştiği için insanlar cep telefonlarıyla görüntüleri verdiler. Ama İdris Bey'in o müdahalesi orada linç girişiminde uğrayan arkadaşlarını kurtarmaya yönelikti, kadın arkadaşları yönelik tacize yönelikti. Zaten burada kim, yani uçan, makul, kim... uçarak mı uçarak müdahale etmesi gerekiyordu Ufuk Bey? E orada yani daha makul bir şekilde de ayırabilir, Tabii daha o... makul bir şekilde de. İşte konuya o, gidebilir. Yani bir kahvehanedeki ha, toplantıya ya da kavgaya müdahale o, eder gibi bir işte müdahale. Oradaki oradaki görüntülere baktığımızda meselenin öyle çok tek boyutlu olmadığını görüyoruz. Ciddi bir saldırı ortamı altında olduğunu görüyoruz. Yani bu meseleyle ilgili değil ama Jean Polo'nun çok sevdiğim bir sözü var. Diyor ki politikacılar istedikleri gibi dünyayı değiştirmek için her şeyi yapabilirler. Yeter ya ki işe gerçekleri değiştirmekten baş, başlamasınlar diyor. Yurttaşlarımız görüntülere bakarlar, kendileri e, takdir ederler açık alini. E, görüntüler ortada. Dolayısıyla bu uzatılacak bir konu değil. Nasıl baktığımıza bağlı. Tabii ki e, bu yöntemlerle e, bu, bu sorun çözülmez. Yani bir kere bu konuda anlaşmak lazım. Evet. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil. Var mı Ersan Bey bundan ilgili söyleyeceğiniz? Ben hukuki açıdan birkaç cümle söylemek istiyorum. Peki bir o zaman size hemen dönmeden, dönecek. ha bununla ilgili hukuki buyurun tamam buyurun. Yani e, kavga ortamıyla ilgili ise şu anda zaten hukuk üzerinden konuşmuyoruz, siyaset üzerinden evet. konuşuyoruz. Dolayısıyla e, söylenecek bir söz yok. Ben halkın tercihi bu yöndeyse herhalde bizim temsili demokraside yasama dokunulmazlığının Kürsüz dokunulmazlığı da kısıtlanmalı, geçici dokunulmazlığı tümüyle kaldırılmalı. Millet anladığım kadarıyla yasama dokunulmazlığının ne olduğunu Türkiye'de maalesef anlayıp tam manasıyla maksadını anlayamıyor. O da demek ki seçtiklerimiz yanlış insanlar, suç işleme özgürlüğü olarak görüyor. Esasında temsili demokrasinin olmazsa olmazıdır. Kürsü dokunulmazlığı esasıdır ama bizim gibi demokrasinin gerçekten gelişip hazmedilemediği ülkelerde bir de geçici dokunulmazlığı geniş tatbik edersiniz ki milletvekilleri yani halkın temsilcileri parlamentoya doğru dürüst gidip özgür iradelerini ortaya koyabilsin diye. Ama ben de bu görüntülerden sonra gerçekten Türkiye bunu hak etmiyor. Yasama dokunulmazlığını, kürsü dokunulmazlığını da kısıtlamak suretiyle kaldırsınlar. Yani delikanlılık varsa 83. maddenin özellikle ikinci fıkrasını o zaman biz gerçekten hani e, suç işlediği iddia edilen milletvekillerinin de herkes gibi onları seçenler gibi eşit bir şekilde yargılandığını görme imkanına kavuşuruz. Bu kinayeli yani ben bunun taraftarı olamam tabii bir hukukçu olarak yasama dokunulmazlığının kürsü dokunulmazlığı hariç Türkiye'de özellikle muhalefetten gelen milletvekillerinin hala dokunulmazlığın çıkış maksadını uygulanma sebebini umursamazcasına konuşmalarını hakikaten anlayamıyorum. Bu bir. iki. şu anda siz ve bizler bu geçici 20. madde ile ilgili hukukçu gözüyle ve hukuki savunmalarla, iddialarla konuşma imkanına sahip olamayız. Çünkü bu geçici 20. madde tümüyle anayasaya aykırı bir düzenlemedir. Bunu söyledik net ama buna rağmen eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelecekse İki defa gizli oylamayla 330 ve 367 bandında eğer halka gitmeden 367 ile çıkacaksa veya 330'la oylamalardan birisinde böyle bir sonuç çıkıp da halka gidecekse ki halka gittiğinde mutlaka benim düşüncem e, kaldırılacaktır. E, açıkçası ben e, ciddi bir yara alacağını Türk Hukuku'nun söylemek istiyorum. Bu çünkü çok konuşulmuyor. Bunun sebebi de şudur. Siz bir milletvekilini anayasanın 83. maddesi icabınca seçiyorsunuz. Hiç kimse bana usul hükümlerinden dem vurup da efendim değiştiği andan itibaren uygulanır demesin. O milletvekilinin seçildiği dönemde bu döneme kadar hı hı. sizin bu askıya aldığını söylediğiniz bu bir anayasa değişikliği değil. Herkes bunu bilmeli. Bu anayasanın 83. maddesinin ikinci fıkrasını bir dönem için askıya alma değişikliğidir. Bu esasla bir kanundur. Ben bunu söylüyorum, dile getirdim. Bir anayasa değişikliği bu şekilde olmaz. Sözlerimi şu şekilde toparlamak istiyorum. Hayır, bunu gerçi, bir tartışalım. Siz diyorsunuz ki gerçi, anayasa aykırı bir iş yapılıyor. E, bu tabii, böyle yapılamaz. Yani netice itibariyle anayasaya aykırı iş yapılmasının sebebi şu. Siz bir Hiçbir yasa adım. çıkarıp Geriye dönük bunu aleyhe uyguladığınız takdirde bu bizim bildiğimiz, öğrendiğimiz ve öğrettiğimiz hukukun evrensel ilke ve esaslarına aykırı olur. Örnek veriyorum. Tabii. Sayın Rıza Saka Avukat, Avukatlık Kanunu 58. maddesine göre mesleki dokunulmazlığı var. Yargıta üyesinin yine mesleki dokunulmazlığı var. Siz bu mesleki dokunulmazlığı geçmişte işlediğini iddia ettiğiniz bir suçla ilgili şimdi yok sayıp geriye doğru bu şahsın dokunulmazlığını görmezden gelip efendim sana biz... Doğrudan herhangi bir kişi gibi sıfatından kaynaklanan o hükmü dokunmazdı. Yani bu nedir? Korumadır. Onun mesleğinden kaynaklanıyor. Sen diyorsun ki o şahsa biz sana bu dokunmazlığı vermek suretiyle üstlendiğin evet. görevin özelliklerine uygun Peki ifade edebilmeyi yani, yani sağlayacağız. Yani burada esasında Hadi. E, üç tane bu kavgalar da bence biraz oradan çıkıyor. Üç tane çok temel sorun var. Bir tanesi söylendiği gibi esasında ister AK Partili olun ister HDP'li, CHP'li ya da MHP'li anayasaya aykırı bir durumla ilgili evet demek gibi bir durumdasınız. O yüzden yani yapmış olduğunuz her hamle, söylemiş olduğunuz her şey anayasaya aykırı bir şeyi kabul etmek durumundasınız. Burada mesela CHP Milli Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun buradaki e açıklamaları da çok bence şey oldu, kötü oldu. Yani dedi ki anayasaya aykırı fakat biz evet diyeceğiz. Şimdi iki kere zaten başından itibaren söylendiği gibi anayasayla ilgili ciddi bir sorun var. İkincisi evet Türkiye halkı hepsiyle hepimiz yapılan bazı eylemlerden çok şikayetçiyiz. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Var olan çalışmadan şiddetten, terörden, ölenlerden, şehitlerden çok rahatsızız. O yüzden dokunulmazlıkla ilgili bir durum var ama eğer burada hem anayasaya aykırı olacak hem de şiddete dönük bir şekilde yaptığınız zaman zaten rahat bir ortamda tartışmıyoruz. Üçüncüsü de şu korkumuz da var. Yani burada bunları biz tartışıyoruz. Fakat buradan çıkan sonuç Türkiye'yi çok daha kötü hale getirebilir. Evet. Ya o, yüzden de zaten çok, o yüzden de çok rahat <laughs> bir ortamda olmuyor zaten. Sizinden başlayacağım, reklama gitmek zorundayım. Bu söylediğinizi daha evvel de söylemiştiniz. Ersan Şen diyor ki geriye dönük hukuk uygulaması evet. olmaz. Bir kere zaten bizzati bu olayın kendisi hukuksuzluktur diyor. Yani Şimdi bir madde bir getirmişler. Çok da mi? döneceğim size. Siz, e, e, i̇kinci bölümde bunu tartışacağız. Bir madde getirmişler. Bir son anda değişiklik AK Parti diyor ki e, yürürlüğe girdiği gün itibariyle değil, mecliste kabul edildiği gün ve saat itibariyle e, geçerli olacaktır. Bunun şöyle bir ince hattı var. Çünkü yürürlüğe girmesi bir süre alacağı için o arada yeni fezvekeler, milletvekilliği dokunmazlığıyla ilgili meclise gönderilmesin ya da ilgili kurumlara gitmesin diye e, kabul yani genel kurulda kabul edildiği gün Meclise ulaşmış olan fezlikeler yürürlüğe konulacaktır diyorlar. Yenilerin önünü kesmek için. Bu da yoruma açık bir durum. Konuşacağız. Neden konuşacağız? Sıkıntılı günler acaba kapıda mı? Buna bakacağız. Devam edelim. Şimdi Ersan Bey'in oraya da cümlenizi tamamlayın ama bir söylediğinizle tartışalım yani. Diğer tamam, meselelere geçmeden benim, sözünüzü tamamlayın. Benim söylemek istediğim mesele evet. Yargıya güvende sorun olabilir. Sayın Yargıtay Başkanı da açıkladı. Ama burada sorun yargıya güven veya güvenmemek değil. Kıymetli seyirciler, dinleyiciler şunu söylemek istiyorum. Hukuk güvenliği hakkı çok önemlidir. Şimdi bana birileri çıkıp diyecek ki, ya suçta ve cezada kanunilik sadece ceza hukukunda olur. Ceza yargılamasında olmaz. Böyle bir tespit doğru değildir. Net olanı tekrar söylüyorum. Anayasanın 83. maddesini değiştirmek istiyorsanız değiştirebilirsiniz. Böyle geçici şu şekilde askıya alalım düzenlemeyle değil. Bak ne diyorum? Hodri Meydan 83. maddenin 2. fıkrasını tamamen kaldırın. Hatta 83. maddenin 1. fıkrasını yer alan kürsü dokunmazda sınırlayın. Ama bunun şekli geriye dönük aleyhe bu şekilde düzenleme çıkararak yapamazsınız. Yapmamanız lazım. Bu yol olur hatalara, başka hatalara emsal olur. Bu daha önce tarihte denendi. Sonuçlara ağır çıktı. Dolayısıyla ne diyorsunuz İdris Bey? Doğru değil yani bu değişik Bu şekliyle doğru değil. Geriye dönük yargılama olamaz. Buyurun. Buyurun İdris Bey dinliyoruz sizi. Şirin Hanım, Ankara'dayız. Evet. Evet, evet. Sizde. Şimdi Ersan hocamın bu, bu görüşüne tamamen katılıyorum. Şöyle evet. ki daha önce de farklı makalelerle bu durumu ifade ettim ve paylaştım kamuoyuyla. Bir hukukçu olarak ben de mutlak surette dokunulmazlıklarla alakalı 83. maddenin ikinci fıkrasında bir düzenleme yapılması gerektiğini ifade ediyorum. Özellikle teröre yardım ve yataklık yapanların terör suçu işleyenlerin Milletvekillerinin sahip olduğu dokunulmazlık hakkında Sizi sahip çok iyi duyamıyoruz burada ama. Altını evet. kalın çizgilerle çiziyorum. Evet. Buyurun devam 83. edin. 83. maddenin ikinci fıkrasıyla alakalı mutlak surette bir değişiklik yapılmasını gerektiğine inananlardanım. Evet. Ve özellikle teröre yardım ve yataklık edenlerin, terör suçu işleyenlerin, milletvekillerinin sahip olduğu dokunulmazlık haklarından istifade edememesi gerektiğinin altını kalın çizgilerle çizerek 83. maddenin ikinci fıkrasına bunlarla alakalı bir durumun derc edilmesi gerektiğine inanıyorum. Ama bu haliyle... Yani şimdi hepimizin anlayacağı gibi söyleyin bunu lütfen. 83. maddenin... Şimdi pardon İdris Bey. Söylüyorum. Milletin anlayacağı yapıyoruz aslında ama. bahsediyorum. Ha. söylüyorum. Çok Herkes... net söylüyorum. Ha, daha rahat Şöyle anlayayım. ifade edeyim. Yani ne diyorsunuz daha hepimizin anlayacağı Herkesin şekilde? 83 madde var mı burada? Ben Hı, 83. Çok maddede çok teröre yardım ve yataklık yapanlarla alakalı Şimdi. bir madde ilave edilmesi gerektiğini. Bunda yok ki ama. Ve terör Öyle suçu işleyenlerin evet, ama dokunulmazlık yani. hakkından yararlanamaması gerektiğini savunanlardanım. Hı. Ancak şu an itibariyle yapılan Geçici madde yani 20. geçici 20. madde değişikliğinin usule uygun olmadığını. Hı. Asıl 83. maddenin ikinci fıkrası orada durduğu müddetçe geçici madde yapılan bu düzenlemenin anayasaya aykırı olduğunu ifade ediyorum. E, tamam. Bu düzenleme hiçbir şekilde sadre şifa bir düzenleme değildir. Ya niye Niçin diyecek olursanız. Çünkü bu düzenleme ile birlikte sadece fezlekeleri komisyona, başbakanlığa ve Adalet Bakanlığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne intikal etmiş olan kişiler hakkında yapılan bir düzenlemedir. Bu düzenleme yürürlüğe girdi yani mecliste önerge verilir kabul edilirse mecliste geçtiği tarih itibariyle fezlekesi olanları sadece yargılayabileceksiniz. Bu ise meselenin çözümünü sağlamayacaktır. Dolayısıyla kalıcı bir yöntem olan 83. maddenin ikinci fıkrasına terör suçu işleyenlerin yasama dokunulmazlığından yararlanamayacağına dair bir hüküm tesis edilmek suretiyle bu düzenlemenin peki. çok daha faydalı olacağına inanıyorum. Peki. Ama Ve özellikle şunu e, Fuat ifade etmem soruyor. lazım Şirin Hanım. Fuat, bakın, fa Ankara, Fuat Bey sürekli bir soru sordu dedik peki o evet. zaman niye yapılıyor? Değil mi Fuat Bey? Evet yani niye mesela İdris Bey'in söylediği gibi yapılmadı da bu şekilde yapılıyor. Çünkü bu şekilde. Şimdi niye? Fuat, Fuat Hocam maalesef Ankara'dan beni sağlıklı dinlemediği için biraz önce de Sayın Kılıçdaroğlu ile alakalı söylemiş olduğum cümleye başlangıçta itiraz etti. Ama sonrasında kendisi tevilli ikrarla dedi ki bu konuda gerçekten Kılıçdaroğlu'nun ne söylemek istediğini ben de anlamıyorum dedi. Şimdi her gördüğümüz AK Partiliği. Her gördüğümüz kürsüde konuşanı mutlak suretle bir düzenlemenin lehinde veya aleyhinde olacağı kanısıyla masaya oturduğumuz takdirde sağlıklı bir tartışma ortamı yapamayız. Aynı şekilde Ufuk Bey'in de kimlikler üzerinden Ermeniydi, Kürt kimliği üzerinden meclis komisyonunda gerçekleşen bir kısım olayları farklı noktalara götürmüş olması da bizim bu tartışmayı sağlıklı bir neticeyle bağlamamıza İmkan Peki. vermez. O yüzden şunu özellikle ifade edeyim. Dokunulmazlıklar konusunda şu cümleyi kullanmıştım Şirin Hanım. Dedim ki HDP AK Parti'yi özellikle Hükümet Partisi'ni ve mecliste grubu bulunan partileri tahrik ediyor demiştim. Dokunulmazlıkların kaldırılması noktasında. Ve yine Cumhuriyet Halk Partisi özellikle kürsü dokunulmazlığı haricinde bütün dokunulmazlıklar kaldırılsın söylemiyle Peki. iktidar partisini böyle bir değişiklik yapma Yolunu tercih etmeye itmiştir. Bunu özellikle göz ardı edemeyiz. Ve bu düzenleme ile birlikte gerçekten sonrasında önünü alamayacağımız bir kısım usulü hatalar ve sonrasında da siyaseten bir çok farklı, bir farklı gelişmelere gebe olabilir. Peki, o yüzden Bey, çok sağlıklı, suhuletle bu konunun değerlendirilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Bir cevap hakkı kullanabilir Tabii tabii. Iki, ee, iki, iki. buyurun bir fotoğrafla ilgili farklı noktalara götürmek diye bir şey söz konusu. O fotoğrafın tümü yanlış derseniz tamam. Ama o fotoğrafı içerisinde seçici davranırsanız farklı noktalara götürmüş oluyorsunuz. Bir İrlanda atasözü var. Herkes kendi kokusunu güzel zannedermiş diye. Oradaki fotoğrafın tümünü görmek lazım. Dokunulmazlık dediğiniz şey siyaset yapma hakkını teminat altına alıyor. Yoksa dokunulmazlık, örneğin yolsuzluk yapma hakkını ve diğer yasa dışı işleri yapma hakkını teminat almıyor. Bu anayasa mahkemesine gidememenin, anayasa mahkemesine başvurmamanın bir kurnazlığı aynı zamanda. Sayın hocamın itirazları. Şimdi anayasa maddeleri arasında hiyerarşi olamayacağı için o insanların anayasa mahkemesine gitmesini önlüyorsunuz. Aslında 83. maddeyle geçinci 20. maddenin ayrı tellerden çalması bir anlamda anayasal bölücülük. Anayasa ortadan bölüyorsunuz. Orada bir başka madde, burada bir baş başka madde. E, anayasa mahkemesi ancak yasaların anayasaya aykırılığı üzerine konuya bakacağı için bu bir siyasi kurnazlık. Evet. Dolayısıyla bu siyasi kurnazlık üzerinden e, sizin... E, ucuz politikalarınızın maliyeti yüksek oluyor. Peki şimdi e, İdris Bey ama başka bir ben, e, yerden dedi bunu ben de kabul ben, etmiyorum. Başka türlü yapılsaydı yani keşke İdris dedi de CHP ısrar evet, etti dedi, Ersan, HDP ısrar etti dedi. Ersan Katılırsın. Bey'e de katılmıyorum yani. Öyle mi? Evet, Yapma. Ersan Bey'in anayasaya aykırılık olamıyor. ile ilgili Yapma. E, iddiası Aha. bence yerinde değil. Çünkü... Hadi bakalım. Anayasa Mahkemesi'nin 94'e 19 esas... Ama maddelerle gittiği zaman... Yok yok, maddeyle şey... gitmiyorum. Bir kararı, Bir, kar, bir kararından <laughs> bahsetmek istiyorum. Anlaşılacak şekilde evet, yapalım. Bir kararından evet. bahsetmek istiyorum. 94 yılında yine Ahmet Türk'ün e, dokunulmazlığın kaldırılmasıyla ilgili bir e, iptal isteminde. Anayasa Mahkemesi şöyle diyor hocam. Biliyorum o kararı. Yasama dokunulmazlığın kaldırılması, ceza kovuşturulmasının açılması ya da ceza verilmesi niteliğinde değildir. Tamam, devam. Yani bu yönüyle e, aleyhe olan yasa hükmünün geçmişe e, ge, e, uygulanmaması yönündeki anayasaya aykırılık e, iddiası e, doğru değil. Yani burada usulü bir işlemden bahsetmiyoruz. E, bir yargılama işleminden bahsetmiyoruz. E, i̇kincisi anayasaya aykırılık e, olabilmesi için yani e, zaten anayasanın özünde yasama dokunulmazlığın, dokunulmazlığın kaldırılması müessesesi söz konusu yani bizim anayasamızda milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılamayacağı, hiçbir şekilde kaldırılamayacağı yönünde bir düzenleme olsaydı bunun bu yeni düzenlemenin anayasaya aykırılığından bahsedebilirdik. Ama bizim anayasamızda böyle bir yasak yok. Bu nedenle anayasaya aykırılık iddiası doğru değil. Evet. Ayrıca burada. Ee, önemli olan şu e, hakkında e, bir soruş, koğuştur, soruşturma olan milletvekilinin e, e, anayasaya aykırılıktan ay, anayasaya aykırılık ileri sürebilmek için e, hakkında e, soruşturma olan bir milletvekilli ile ilgili yine bir ceza bir izin e, sistemine uygun yani bizim anayasamızın izin evet. sistemine uygun bir düzenleme var yani e, yeni düzenleme ile. E biz meclisin daha önce 83. madde gereğince izin vereceği, dokunulmazlığın kaldırılmasına izin vereceği bir düzenlemeyi toplu halde dokunulmazlıkları kaldırarak yani yargı e ya yargılanmasına imkan vereceğiz. Şimdi Pardon, Ünsal çok özür dilerim. Vereceğiz, size vereceğim. 1, 2, 3. 3 tane hukukçu anlaşabilmiş değil. Ben anla... Dolayısıyla biz 3 hukukçunun anlaşılamadığı bir Aa, konuda oylama a yapmaya a, an hazırlanıyoruz. Anlaşamamamız ara, normal. Ara, ara çıkan karar Beş. bu galiba değil mi? Meclis, 3 şuradaki, şuradaki sadece şu ortamdaki ya, üç olabilir, hukukçunun neticede, anlaşamadığı bir konuda. Peki, ben siz, ama ne olur hukukçu değil, yani daha anlaşılabilir. Şimdi benim gittiğim hocam. nokta Hı, müktesep yani kazanılmış hak değil. Eşitlik değil. Hukuk güvenliği hakkı, hukuki öngörülebilirlik ve bilinirlik. Netice itibariyle sizin o bahsettiğiniz Ahmet Türk kararının şu anda garip bir şekilde 83. madde orada dururken geçici 20. madde gibi askıya alma hükmüyle hiçbir ilgisi yok. Onu söyleyeyim. Yani elma ile armut gibi bir hadisedir verdiğin örnek. Neden söylüyorum? Şimdi siz milletvekili seçilirken seçildiğiniz 83. maddedeki dokunulmazlık zırhını alıyorsunuz dokunulmazlık bir ayrıcalıktır. Dokunulmazlık ayrıcalığı aynı zamanda milletvekili seçilene diyorsunuz ki siz bu şartlarda milletvekili seçildiniz ve milletvekili yapacaksınız. O şahıs da davranışlarını o dokunulmazlığa bağlı olarak yerine getiriyor. Ama sonra bir gün geliyor diyorsunuz ki ben dosyaları yığdım, bitiremedim. 83. maddeyi değiştiremiyorum değiştirmiyorum. Hatta değiştirseniz bile onu geriye doğru da uygulayamazsınız. İleri doğru uygulayabilirsiniz. Ben o maddeyi de orada muhafaza etmek suretiyle senin bu meselen ceza yargılamasıyla ilgili değil. Hayır. Dibine kadar takip şartıdır. Dibine kadar ceza yargılamasının içinde bir konudur bu. Eğer siz 83. maddenin ikinci fıkrasında nakledileni geçici 20. madde gibi askıya almaya çalışıyorsanız bu askıya almanız geriye dönük olarak yani, kesinlikle anayasaya hukukun evrense ilke ve esaslarına müktesep hakka biraz önce Ankara'nın söylediği gibi eşitlik ilkesine her yere her zerresine aykırı oluruz. Yani bu, Bey, bu şunun şey... gibi bir saniye. Bir saniye ben bitirmedim. Bir saniye müsaade saniye. Hadi, saniye de, Şimdi şey bu söylüyor, şunun Fahat gibi Bey, edin, avukatlık bekleyin. kanunda senin ve benim soruşturmalarda, kovuşturmalarda özel disiplinimiz var. Doğru mu? Şimdi Hocam, birileri diyor ki saniye, bir saniye. Bir ya saniye bakın, ya bana kanun, müsaade ka, et. Konuştun sen ben müsaade et. Kanun değişikliğinden bahsetmiyorum. Kanun değişikliği Anayasa değil. değişikliğinden Bence, bahsediyoruz. Bence bu kanun değişikliğidir. Evet. Siz, hiç siz kanunla sizin, anayasayı karıştırıyorsunuz. Hayır hiç karıştırmıyorum. Evet. Siz anayasa değişikliğine karşı anayasa mahkemesine sadece şeklen inceleme yoluna gidilebilir. Arkasına sığınmak ve Şimdi... saklanmak suretiyle bu anayasaya, hukukun evrensel ilke ve esaslarına aykırı düzenlemeyi savunuyorsanız ben pes derim. Peki. Yani, bak, ya. burada iki ötesi yok hiçbir şekilde. Bunun bu, ötesi anayasaya yok. aykırı bak, olabilmesi için. Bak anayasaya aykırılıktan bahsedin Bak hocam anayasaya yani aykırı şey. olabilmesi için ya meclisin, bana şunu söyler misin? dokunulmazlığın kaldırılması Hukuk kararını devleti, kararını ortadan Rıza kaldırman Cimşi lazım. Rıza'cığım şu sorunun cevabını verir misin? Hukuk devleti ilkesi anayasanın Din, ikinci maddesinde ikinci maddesinde olduğu sürece siz Hukuki öngörülebilirlik bilinirlik olarak bir mesleği seçtiğinizde bir görevi ifa ettiğinizde yarın bir gün birisi gelip de kusura bakma senin bu ayrıcalığını elinden aldım diyerek geriye dönük yargılamayı sen hukuka uygun ve meşru görüyor musun? Yapma. Bak bunu evet. evet, yapma. bunu ama İdris, bunu, konu, bunu ama İdris bu, Bey de burada söylüyor burada yani. bir ön izin Tabii. değil. Ne yani dibine olmasını, bakın, dokunulmazlığı bak, Dibine kresi. kadar takip yani şartı. Bak dibine kadar takip şartı. Yani HDP... Ceza yargılamasının içinde rezil öyle, öyle e anlatıyoruz bir ya. saniye. Bak Gömmezler'in kitaplarında <laughs> da, Punter'in evet, <doğru>. <laughs> kitaplarında da, her kitapta yasama dokunulmazlığı, kovuşturma, soruşturma ve takip şartı olarak anlatılır. Yapma ya. Fuat Bey sizi haklı buldu. Niye haklı buldunuz Fuat Bey? O değil. hayır. yani bence... Bir döneceğim. Yani esasında sizi anlatamadım. Bence yani İdris Bey de haklı. Çünkü burada birden fazla... Hukuk bağlamında sorun var ve bunu biz HDP olarak terör ortamı olduğu için saldırıları olduğu için bunu tam anlamıyla tartışamıyoruz. Ama eğer Türkiye bir hukuk devleti ise hukuk askıya alınmayacaksa hakikaten öngörülebilirlik varsa siz eğer oraya gittiyseniz ve ne olacak mesela bir de şimdi burada karar alındı e, sayın Mehmet Ali Şahin diyor ki yargı şeyleri yani hukukçularımıza güvenelim savcılarımıza. Ama Hocam yani, burada mesele yargıca güvenip değil, değil. güvenmemek i̇şte o, değil. değil. İşte o yüzden, Siz 83. maddede değişiklik de yapsanız evet. Ankara'daki evet. arkadaşımızın söylediği gibi bunu yine geriye doğru uygulayamazsınız. Uygula benim söylediğim bambaşka. Evet. Dünyanın evet. neresine giderseniz evet. gidin bir düzenlemeyi eğer ki şah ve hürriyetleri aleyhine yapıyorsanız bunu ileri uygularsınız geriye uygulayamazsınız. Yani benim, benim zaten anlamadığım yani Sayın Kemal <laughs> Kılıçdaroğlu'nun da çok uh, acayip buldum yani anayasa aykırı fakat evet diyeceğimiz çünkü... Burada şu var. Eğer yani AK Partiyi e, haklı görelim ve HDP bunu kullansın. Peki, bir şunu söyleyeyim. Siz biraz önce bir soru sordunuz, bir kere aldığınız cevaptan e, e, yani sizin karşılığınız oldu mu? Yani İdris, İdris Bey İdini... dedi ki, bunu zaten dedi. Ben de neden yapıldığını bilmiyorum. Çünkü bunu zorlayan HDP ve CHP oldular. Şimdi, e, hayır, ama şimdi İdris Bey'in söylemiş olduğu şey kabul edilebilir. Yani terörle bağlantısı olanların. E, dokunulmazlığı kaldır denir ama bu başka bu, keşke öyle yapsalardı yani onu onu yapmadılar. Ama zaten terörle bağlantısı olduğu zaman üzerine bir 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 soruşturma başladıysa bir karar zaten ondan sonra milletvekili olamadığı için milletvekilliği bittiği zaman o o süreç başlayacaktır. Yani yani hayır sizin demin de ya, biz peki niye bunu oyluyoruz? Niye yapıyoruz bunu sorusunun cevabı e, çünkü, aslında alıyor. Çünkü hayır hayır burada o yüzden de e, bir e, hayır yani benim söylediğim şu AK Parti dahil olmak üzere İdris Bey'in söylediği de bence o anlamda çok önemli. AK Parti dahil olmak üzere CHP ana muhalefet partisi onun milletvekilleri esaslı hukuk anlamında şey sorunu sorunlu, sorunlu olan sorunlu olan bir süreci biz götürüyoruz. Esasında hocanın söylediği şu. Bu bir HDP'yi savunmak. Suçu savunmak, suç işlerini savunmak değil. Bu bir hukuku müdafaa evet. etmektir. Bizim yani burada işimiz öyle şu insanlar bizi yanlış anlamasın. Evet toplumsal bir algı, istek 22 Temmuz'dan sonra oluştu. Keşke terör dosyalarını öne alıp da olağan süreci izleyip çünkü geçici dokunulmazlığın kaldırılma prosedürü zaten şiirinde ve anayasada var ama buradaki Bey mesele Bey hukukun karşı... ilke ve Ava esaslarında anlaşılmıyor. Şirin Hanım Buradaki mesele hukukun ilke ve esaslarından taviz vermemek bu tavizi vermeye başladığınız zaman bunun arkası çorap söküğü gibi gelir. Siz bunu hukuk devletinde insanlara nasıl anlatacaksınız? Şimdi ya? o zaman da şöyle oluyor yani AK Parti AK Partiden gelsek ya da, da HDP'yi eleştirerek bu son terör olayını eleştirerek HDP'li bazı milletvekillerinin bomba atan insanları insanları öldüren insanların cenazeye git bunları eleştirerek biz baksak bile şimdi. O zaman şöyle olacak yani Güneydoğu'daki insan e, ya da HDP'li milletvekili diyecek ki zaten hukuka aykırı, anayasa aykırı olan bir şekilde beni dışarıya atıyorlar. O zaten o zaman eğer madem HDP'liler buradan bir mağduriyet çıkarmak istiyorlarsa o mağduriyeti çıkartmamalarını ya da çıkarmalarını engellemenin temel şartı Ersan Bey'in söylediği gibi bu süreci... Hukuka uygun ve anayasaya uygun olması yani gerekiyor. Yani bunu yapabilme karma komisyonu imkanı olan, var, imkanı evet, e, e, var. Dokunulmazlığın kaldırılması Biliyor kararında bileyim. önemli Biliyor. olan yetkili merci meclis ise ve anayasanın sistematiğine uygun bir şekilde bu anayasa değişikliğiyle, geçici maddeyle Meclis hukukun evrensel ve esaslarının meclis üzerinde meclis de değil, tarafından yapma. Meclis tarafından e, mevcut e, soruşturması yürütülen milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması yönünde bir anayasa değişikliği yapılması halinde bu anayasa değişikliğinin anayasaya aykırı bir yönü yok. Yani burada bakın püf noktası meclis tarafından dokunulmazlığın kaldırılması konusudur. Ve meclis tarafından dokunulmazlığı kaldırılan bir milletvekili ile ilgili yargılama süreci ayrıca yürüyecektir. Bu nedenle burada geçmişe etkili bir düzenlemeden değil, gerçekten de zaten anayasanın sistematiğine uygun bir biçimde dokunulmazlığın kaldırılması yönünde bir meclis kararından bahsetmek Yapmayın. lazım. Peki, yani. Cevap vermeyeyim diyorum ama bunlar hepsinden Rıza'cığım böyle yaptığın zaman Anayasa Mahkemesi'nde de İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nde de mahkum olacaksın. Biz şu anda siyaseten konuşuyoruz. Sen Allah'ını seversen bir hukukçu olarak siyasetin açtığı bu yanlış yolu gitme. Bak şunu söylersen kabul yani. ederim. Ya siyaseten gerekli yapılsın. Ha ben buna katılmıyorum. Yanlış olan da bu diyorum. Çünkü geçmişte İskilip'le Atıf Hoca'yı konuşmuşlar. Menderes'i konuşmuşlar, Devlet Güvenlik Mahkemelerini konuşmuşlar, usulsüz yargılamalar konuşmuşlar. Sen de kalkıp bana şunu dersen, beraber okuduk hukuk fakültesinde o kitapları beraber devirdik. Orada yasama dokunulmazlığı tipik bir takip şartıdır. Ceza yargılamasının içindedir. İnsanların güvencesidir. Sen evet, bunları hocam, ileri anayasa dönük, ileri dönük anayasa uygun, o anayasa mahkemesi kararının bununla hiçbir ilgisi evet, yok. Peki. Bana sadece söylediği için, sen anayasa mahkemesini mi? söylemiyorsun. <laughs> Bana diyorsun ki anayasa değişikliği yapıldı. E bunu da anayasa mahkemesi inceleyemez. E peki. o zaman meşhurdur. Değildir ben anayasa karar. Değildir karar. O da değildir. Şey İdris Bey de söze girmek istiyor. Buyurun İdris Bey siz de söyleyin. Ufuk Bey'i almak istiyorum. Şirna'nın bir, bir bir daha Ersan hocamla birlikte aynı programa katılacak olursam mutlaka İstanbul'dan katılacağım bunu hay özellikle hay, başımızın ifade etmek üstünde istiyorum. Ne zaman isterseniz buyurun. Ee, Ankara'dan Ankara'dan e, gerçekten bazı şeylere müdahale etmek biraz zaman alıyor ama ben burada Fuat hocamın söylediği hususla alakalı neden Ak Parti böyle bir yola başvurdu kısaca bunu açıklamak istiyorum. Çünkü bu dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin konu gündeme geldiğinde bildiğiniz üzere öncelikle terör suçlarıyla alakalı HDP'li milletvekillerinin yapmış olduğu eylemler dolayısıyla dokunulmazlıkların kaldırılması gündeme gelmişti. Bu gündem mecraında yürür iken Ankara patlaması meydana geldi ve Tuğba Hezel'in özellikle Van'daki bir taziye çadırına gitmesi ve oradaki davranışları toplumda çok bir infale neden oldu. Ben hafta sonu Çankırı'nın Ilgaz ilçesindeydim. Bir şehidimizin evine taziye ziyaretine gittiğimde o bölgedeki tepkiyi sizlere anlatamam. Gerçek anlamda biraz önce Ersan Hoca'nın ifade ettiği gibi bu referanduma götürülmüş olsa şu an itibariyle dokunulmazlıkların kaldırılmasına olan destek emin olun %77'lik bir anayasa oylaması vardı. Onun düzeyinde bir e, desteğe ulaşacağı kanaatindeyim. Peki. Ama ben özellikle şunu ifade ediyorum. Bir hukukçu olarak bu ortamda suhuletle nasıl davranacağız ona bakmamız lazım. Peki Hiçbir bir zaman soru sorayım ben size. Dokunulmazlıkların ben, kaldırılmasını ben normal bir gündemle konuşamadık dedim. Peki. Ve şunu... şunu ifade ettim. AK Parti sadece terör suçlarıyla alakalı dokunulmazlıkların kaldırılmasını gündeme getirmiş iken ana muhalefet partisi özellikle özellikle bütün sözcüleri beraber AK Parti'nin kendi milletvekillerinin farklı konularda dosyaları var bu nedenle dokunulmazlıkların kaldırılmasını istemiyorlar gördünüz mü Kürtlerin hakkını savunanlar kendilerini ifade edenlerin dokunulmazlıklarını kaldırmak istiyorlar ama rüşvet dolandırıcılık ihaleye fesat karıştırmak gibi dosyası bulunan AK Partili milletvekilleri olduğunu ima ederek onların dosyalarının kaldırılmasını istemiyor gibi ana muhalefet partisi toplumda bir kamuoyu oluşturdu. Bunun üzerine de Sayın Başbakan "Madem öyle diyorsunuz, hadi buyurun. Eşitlik ilkesi gereğince Hepsinin dokunulmazlıklarını kaldıralım. Bütün fezlekeleri olan milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılsın diye bir söylemde evet. bulundu. Peki. Ve bu bulunduğu İdris söylemin Bey. üzerine yürüyen meclisimiz zaten. Ve Pardon. Noktaya Ar geldi. Evet, Benim ta söylemek istediğim budur. Ben size bir şu soru an bir mı araya girip Rıza Bey'in Pardon, araya girip bir soru Tabii sorayım. mı? Hey, yeni damarlar açalım. Çünkü bu söylediklerinizi defaatle konuştuk, tartıştık. Buyurun. Soru zaten şu. Kemal Kılıçdaroğlu da bugün bunu soruyor. Bu işi sadece HDP üzerinden yapıyorsunuz. Peki yolsuzluk iddiası olan bakanların fezlekeleri neden gelecek mi? Onların dokunulmazlıklarını kaldıracak mısınız? Çünkü CHP'liler de diyorlar ki siz bu diyorsunuz ya mesela HDP'lilerle ilgili referanduma gidilirse halkın büyük çoğunluğu terör olayları nedeniyle kalkmasını ister. E belki... CHP'liler de diyorlar ki yolsuzluk dosyalarını da referanduma ya, onlar götürseniz pek çok insan yolsuzluklarla ilgili de dokunulmazlıkların kalkmasını ister. Dolayısıyla soru yine Fuat Bey'in sorusuna tık 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 tıkanıyor. Şimdi neden bu yani konuda, madem, bu konuda bu konuda hele armudu he, buna bir cevap verirseniz bakınız, belki diğer konuşmacılarımız bu konuda, da bu konuda ana muhalefet konuşurlar. partisi lideri Elma ile armudu birbirine karıştırıp aynı sepette millete sunmaya kalkıyor soruşturma bakanların bakanların dokunulmazlıkların kaldırılması ol, olgusu çok farklı bir olaydır. Bakanların yargılanması soruşturma komisyonlarınca yapılır ve bu soruşturma komisyonu mecliste Başına faaliyetini da gerçekleştirmiş daha sonra da meclis genel kuruluna gündeme taşıyarak Dokunulmazlıklarının soruşturma dosyalarıyla birlikte Anayasa Mahkemesine gönderilip gönderilmeyeceğine dair Yüce Divan oylaması gerçekleştirilmiştir ve bununla alakalı Meclis Genel Kurulu bir irade ortaya koymuştur. Şimdi dönüp bakanların soruşturmasıyla bu evet. dosyaların dokunulmazlıkların kaldırılmasını aynı kefede değerlendirmek doğru olmayacaktır. Peki. Elbette ki şu an itibariyle eşitlik ama. ilkesi gereği AK Partili milletvekilleriyle alakalı da böyle bir dosya varsa onların da dokunulmazlıkları kaldırılmaktadır. Bir öncekinde Fuat Hocam da hukukçudur, Ersan Bey de hukukçudur. Soruşturma komisyonunun faaliyetleri tamamlanmış Peki. ve mecliste oylaması gerçekleştirilmiştir. Tamam. O konuyu tekrar gündeme getirmek... Maalesef konuyu mecrandan uzaklaştırmaya peki, yönelik mağdur davranışlardır. Peki, bunu İdris biz Bey. böyle biz görüyoruz. Bunu konuşalım, bir bunu konuşalım. Ee, elmayla armutların karışması anlamına gelir diyor İdris Bey. Çok hukukun içinde bu meseleyi el alırsak hakikaten bu niye oluyor meselesini açıklamakta güçlük çekebiliriz. Nasrettin Hoca gibi sen de haklısın sen de haklısın diyecek durumumuz yok. Bunun bir siyasi engizisyon olduğunu anlamazsak, siyaseten bir sorunu çözme yöntemi olduğunu anlamazsak, işimiz zor. Şiddet, terör kimden gelirse gelsin tabii ki karşı çıkmak lazım ve hala hazırdaki yasal mensuat bu tırnak içinde terör suçlarına karşı yeterli e, e, önlemler sunuyor. Şimdi biz bir siyasi parti ile terör arasında yargının vermesi gereken kararı bir peşin hüküm olarak şimdi ortaya koyarsak tuhaf bir şey. Bu taziye ziyareti ile ilgili partinin bunun kişisel bir eylem olduğunu ilişkin bir açıklaması var ama siyaseti bir yana bırakalım. Özgecan cinayeti oldu. Annesi 5 gündür niye oğlum defnedilmedi dedi ve varsayalım ki siz annesine taziye gittiniz. Bu Özgecan'ın katilinin eylemini onayladığınız anlamına gelir. Bu kadar kolay kolay siyasi lince yol açabilecek yorumlar yapmaktan bence kaçınmamız gerekir. Sayın Kılıçdaroğlu da grup toplantısında. Şey tabii ki hocam aynı değil. Şey, tabii ki aynı şey. Aynı şey olur mu hocam? Siyaset dışı bir örnek olarak veriyorum. Yani ve milletin... partinin yönetiminin bu konudaki açıklamasını Orada söylüyorum. Da. Neyse. Tamam. Bütün televizyon kanallarında bölgede 50 küsur insanın öldüğü Devamlı anlatıldı o ölen 50 küsur insanın 45'inin yani? 45 HDP'li olduğunu, 45'inin Kürt olduğunu kimse söylemedi. Çünkü böyle bir filtreden geçiyor bu meseleler. Dolayısıyla aynı şey olmamakla beraber otomatik ilişki kurmanın kendisinin yanlış olduğunu söylüyorum. Tabii ki siyasi olaylarla adli olaylar birbirinin birbirinin aynısı değil. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun de aslında istemiyor grup toplantısında yani dokunulmazlıkların kaldırılması istemiyor cümlesinden yola çıkarsak bu kavgayı hukukun içinde anlamamız mümkün değil. Bir rüzgar var. Rüzgara karşı duvar mı öreceğiz? Biz değirmen bir değirmen inşa ederek sorunların siyaseten çözümü konusunda adım mı atacağız? İşte mesele bu. Evet. Yoksa Nihat Erim de hukukçu, oran altı karşıda U, u, hukukçu. Rıza Türmen de hukukçu. Ortaya koyduklarında birbirinden 180 derece farklı anayasal yöntem var. Belki reklam arasına gideceğiz ama çok kısa reklam süremiz geldi mi bilmiyorum. Fuat Ha Pardon, e, e, Fuat Bey ve de Rıza Bey size sormak istiyorum ondan sonra tekrar döneceğim. E, diyor ki elma ile armutları karıştırmak olur diyor. Şimdi burada soru şu, madem elma ile armutların karışmaması gerekiyor, yani yolsuzluklar meselesi, diğer milletvekillerinin hakkındaki bilmediğimiz bir, bir alay fezleke. Neden baştan bu? HDP'ler yönelik sırf bunu yapıyoruz. Hükümet de diyebilirdi ya da e, muhalefet de bunu diyebilirdi. Sadece HDP düzenlemesi olsun bu. Bu denilmedi. Yani elmayla armutlar karışılıyor diyor ama çünkü bütün herkes içine konuldu. Evet. Bunu açak açar mısınız? Ben yani zaten ben soruşturma komisyonu kuruldu hı hı. ve onlarla ilişkin işlem yapıldı dedim. Ve o bitti yani o süreç bitti ama tekrardan mesela bir milletvekili bunu şey yapabilir. Yani bununla ilgili bir süreci başlayabiliriz diyebilir. Onlar o şekilde bitmez yani. Bence burada bir şey var. Yani biraz evvel ben Ufuk da katılmıyorum. Yani burada bir kere partilicilik yapmamak lazım. Eğer hakikaten biz bir... Ben öyle söylüyorum. Parti yani... bakmamak lazım. Mesela bir... Ama Ankara katliamında bombayı patlatıp bu kadar insanı öldüren birisinin cenazesine gitmek de tasvip edilemez. E tabii zaten yanlış bulunduğunu söyledim zaten. Yani genel başkan nezdinde bunun yanlış bir şey sanki olduğu söylendi. şey gibi Pardon o yüzden ben yanlış anladım ya yani ben şey diye aldım hani Özgecan nasıl gidiyorsanız oraya da gidilebilir diye. Ben, Hayır usul olarak oradan otomatik ilişki kurmak yanlıştır diyorum. Ha demek ki bunu onaylıyorsun. Ya yani bence burada burada kurmak. esasında bir partilerin Amerikalıların bir bipartisan şeyi vardır. Ya yani partilerin üzerinde Türkiye için düşünmek lazım ve burada bence dokunulmazlık zaten hukuka giriyoruz ama konuştuğumuz şey çok siyasi bir olay çünkü bu olay Türkiye'de 7 Haziran'dan sonra başlayan bugüne kadar da gelen bu terör olayları çatışma ortamları sonucunda çıkan bir şey var. Biz bunu tartışırken aynı zamanda kutuplaşmış bir ülkede de tartışıyoruz. Çünkü bir taraftan terör, Türkiye'nin bölünmesi gibi çok ciddi olayları tartışırken öbür taraftan da acaba erken seçime mi gidilecek? Eğer böyle şey olursa HDP'nin %10 barajın altta kalması gibi durumlar gibi de olursa o zaman erken seçime gidip AK Parti başkanlık rejimine gidebilecek bir yolu yani 400 bin milletvekiline gidecek bir yolu kendini açabilir mi? Gibi bir taraftan çok siyasi, çok çıkar temelli. Bir taraftan esasında Türkiye ile ilgili çok önemli bir sürecin geçtiği için de tartıştığımız için burada bir kere siyasi partilerin bence bir karar almaları lazım. Yani kendi çıkarlarını, kendi siyasi nemalarını kendi Türkiye içindeki güçlerini mi ön plana alacaklar yoksa Türkiye'nin yararına olanı mı ön plana evet. alacaklar şimdi Türkiye'nin yararına olanı ön plana aldığımız zaman o zaman siyasete giriyoruz fakat siyasette partiler temelinde değil Türkiye'nin yararı temelinde giriyoruz ve dokunulmazlığı bence o temelde tartışmak yani. lazım o temelde tartışılması gerektiği için fakat o temelde tartışmadığımız için Herkes çok rahatsız. AK Partiler bunlar yani ben MHP haricinde çünkü MHP bugün Sayın Bahçeli'nin de açıklamaları var. Terör temelindeyse biz destek vereceğiz diyor. O terörle mücadele de, devam ettiği sürece şimdi, hükümete tam desteğimiz var Evet var. var. Açıklaması şimdi o zaman yaptım. bence bence biraz siyasi olarak tartıştığımız zaman MHP'yi buraya koyarsak bence AK Parti içinde sadece bana ne olur? Benim de benimle de ilgili dokunulmazlık sorunu varın ötesinde bir kere bu bağlamda bir rahatsızlık var. Çünkü e, biliniyor ki ve tahmin ediliyor ki biraz evvel Ersan Bey'in de söylediği gibi belli hukuk sorunları da olacak bir şekilde. Eğer buradan HDP'liler meclisin dışına giderlerse bir mağduriyet edebiyatı ortaya çıkar ise o zaman biz e, Kürt vatandaşlarımız da kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabileceğiz. Şimdi... bunu Bunu mesela AK Parti içinde de düşünenler var. Bunu CHP içinde de düşünenler var. Bunu bunu, bunu e, eminim ki HDP içinde düşünenler var. O yüzden de bir kere e, evet e, bu şekilde gittiği zaman Türkiye halkı referandumda buna %60'lar %70'ler oranında evet diyebilir. Fakat eğer biz bu son olan süreçte e, PKK'ya karşı net bir tavır almış Kürt halkını bu, bu şekilde kaybetme riskini taşıyorsak eğer güney doğumuzda sınırlarımızda işit gibi PYD gibi bir sorun bir süreç yaşanıyor ise evet, evet bugün Türkiye'nin bir beka sorunu var ise evet. o zaman burada kararın alındığı zaman ben hukukun üstünlüğü temeli ona da bu bağlamda önem veriyorum çünkü bu taraflarda eksikliğiniz varsa o zaman çok daha kötü yerlere doğru gidebilirsiniz. Bunu biz 1994'te yaşadık. Evet. Şimdi bir burada şunu bir yerli yerine koyalım. Bir bu anlamda bir de konuşalım. Şimdi herkesin otomatikman burada bir ön kabulü var. Bu dokunulmazlıklar kaldırıldığında sadece HDP'liler yargılanacak. Yani sanki savcılar, hakimler, diğer milletvekilleri hakkında hiç karar vermeyecekler. MHP'liler sonuna kadar rahat, AKP'liler sonuna kadar rahat, CHP'liler sonuna kadar rahat. Her ne kadar onlar bütün milletvekillerinin dokunmazlıklarını kaldırıyoruz deseler de herkes sadece HDP'lilerin yargılanacağında hem fikir ve emin gibi. Evet. Öyle mi olacak? Yani Oysa bir, şey, bir sürü ne yani nasıl olacak peki? Az önce yani e Böyle bir güvence mi alındı? Bir de bunu konuşalım. Yani böyle, böyle bir, şey, bir mahkemelerden alınmış bir ortada, güvence mi var ortada, milletvekilleri ortada, için? Ortada eğer şu anda... Ee, geçici 20. Maddesi, maddede belirtildiği şekliyle e, intikal etmiş bir fezleke, e, Adalet Bakanlığı'na intikal etmiş bir fezleke var ise bunun AK Partili, HDP'li ya da CHP'li olduğuna bakılmaksızın artık dokunulmazlığı kaldırılmış olacak ve e, soruşturmasına devam edilecek. Eğer e, hakkında e, yeterli delil e, elde edilmiş ise, Dava açılacak ya da açılmış bir dava mevcut ise yani, o da devam yani, edecek. Buradaki soru şu yani e, siyasi süreç ya, olarak siyasi böyle. Siyasi şey değil yani, yani bu. bu hayır, tam da onu söyle tam da onu sormak istedim sizce evet. sizin fikrinizce hukuki olarak sizin dediğiniz gibi işleyecek evet. ama muhalefetin ve iktidar partisinin bu kadar rahat olmasının nedeni siyasi olarak kimsenin işlemleri koymayacağından emin oldukları için Yok midir? Öyle, bu yoruma katılır ya mısınız? Bu, bu, o zaman yargıya güvensizlik olur. Yani Ortada eğer gerçekten dokunulmazlığın kaldırılması işlemi gerçekleşmiş ise artık e, konu siyasi bir konu olmaktan çıkıp hukuki bir konu haline ge gelecek ve yargılama konusu olacak. yine, e, diyor yargıya güvenmiyorum diye. Cumhurbaşkanınız be, da be, Benzer de. şekilde özür dilerim yine o yolsuzluklarla ilgili ifade ettiniz yani İdris Bey. E, çok açık bir şekilde ben değil, söyledi Kemal, yani ifade Kemal Bey etti. de e, söyledi yani o, o, o süreç bitti yani eğer maksat orada 17 Aralık 25 Aralık sürecindeki 4 bakan ile ilgili yolsuzluk iddiası e, ise e, o süreç Soruşturma Komisyonu tarafından o dönemde kurulan Soruşturma Komisyonu tarafından soruşturma açılmaması yönünde karar verildi ve meclis Genel Kurulunda kabul edildi artık yani e, oradaki yargılama süreci bitti yeni bir süreç başlar ise ki Bakanların yargılama süreci farklı yani milletvekillerinden farklı bir şekilde bakanlarınki 83. maddeden farklı bir düzenlemesi söz konusu o dokunulmazlıkla ilgili değil zaten. Peki ama şöyle bir simülasyon yapalım Erzan Bey ne diyorsunuz şöyle bir simülasyon yapalım dokunulmazlıklar kaldırıldı. Kemal Kılıçdaroğlu hakkında fezleke var Devlet Bahçeli hakkında fezleke var Selahattin Demirtaş hakkında fezleke var. Davutoğlu hakkında yok yani başbakan hakkında yok ama orada da İsmet Sezgin yok pardon İsmet Sezgin dedim yanlış söyledim. bir bakan hakkında var AKP'lilerde İsmet Sezgin. ama lütfen. görevi göreviyle ilgili Gö değil. değil. Göreviyle ilgili değil. Evet. Ee, fazla Şamil Tayyar hakkında 22. Şamil Metin Metiner, Metin, Metin, Mehmet, Mehmet Metiner pardon Mehmet Metiner. Mehmet, Metiner yani hakkında. Oluyor, Hadi şöyle yani? bir tablo yani. çıkacak ortaya. Eee yani. Devlet Bahçeli yargılanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu yargılanıyor. Selahattin yani üç muhalefet partisinin lideri yargılanıyor gibi bir tablodan iktidar bunu nasıl yönetecek? Şimdi ben şu cevabı vermek isterim. Bir defa zaten anayasaya aykırılığını, hukukun evrensel ilke ve esaslarına aykırılığını tartıştığımız noktada HDP lideri dışında diğer liderler bunu kabul ediyor. Anladığımız kadarıyla kendileri bu konuda bir sorun görmüyorlar. Diyorlar ki hodri meydan biz yargılanalım neyse ceza çekeceksek çekelim. Eğer yapmadığımıza inanıyoruz o zaman beraat eder ortaya çıkarız. Şimdi bir defa bunun çıkış noktasına baktığımız zaman Türkiye'nin cumhuriyet tarihinin ulusal güvenlik açısından en önemli sorunuyla karşı karşıya kaldığını, bunun siyasi bir sorun değil terör sorunu olduğu aşikar. Bu süreci başlatan da zaten Terör hadiselerinin 22 Temmuz'dan sonra bugüne kadar geldiği boyutta milletin canının acıması. Şimdi demokratikleşme çerçevesinde terör örgütlerinin propagandasını yapmak, yapmamak e, burada suçun unsurları nedir ne değildir o ayrı bir konu. Çünkü hı hı. demokratikleşme çerçevesinde son derece kısıtlanmıştı o suçlar denildi ki artık bir çözüm sürecine girdik. Hürriyetleri bu konuda artıralım O da ayrı bir işin sıkıntılı tarafı. Yani kişiler yargılandığında o eylemlerinden dolayı cenazeye gittiler diye ne ceza alacaklar? Terör örgütü mensubu olarak mı? Propagandasını yapmak olarak mı? Bunun tartışmasını hakikaten ayrıca yapmak gerekir. Ama net olan husus şu. Bir durum tespiti. Yine ortaya bir karmaşa çıkarmak istemiyorum. Bahsedilen meclis soruşturması hükmü 100. maddede yer alır anayasanın. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilgi edinme ve denetim yolları başlığı altındadır. Esas itibariyle bakanın dokunulmazlığı yoktur. Milletvekilinin dokunulmazlığı vardır. Milletvekili sıfatına sahip olmayan bakan da milletvekili gibi değerlendirilip dokunulmazlığa sahip olur. Dolayısıyla siyasi denetim mekanizması esas itibariyle Savcılığın, adliyenin soruşturma, kovuşturma yöntemlerini kendiliğinden ortadan kaldırmaz diyorum. Nokta. Yani Kimle ne demek istiyorsunuz çıkarırsa. anlamadım. Şey Özetle bunu. Ben, ben bir şey söylemiyorum. Hayır, bir cimle... Denetim denetim yoludur. Yüzüncü madde siyasi denetim mekanizmasıdır. Doğrudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bakanların görevlerinden kaynaklandığı iddia edilen görevleriyle ilişkilendirilen suçlardan dolayı bu tip soruşturma komisyonlarını kurarlar. Rapor bakın dikkat buyurun. Gelen rapor Bakan hakkında olumsuz olsa bile Millet Meclisi onu Anayasa Mahkemesi'ne Yüce Divan sıfatıyla göndermeyebilir. Bu akamete uğratmaz adli süreci. Bekler, fezlekedir. Esasında bakanın bizde dokunulmazlığı yoktur. Dokunulmazlık sahibi olabilir olan milletvekilidir. Milletvekili de yani dokunulmazlığının üstünden gider. Yani hala İdris evet. Bey yani muhalefet ediyorsunuz. Yani kim ne anlarsa öyle anlar. Ben bilmem. Ben <laughs> hayır, şunu hayır, Neticede anlayam. ben söylüyorum. Hayır hayır bakanlarla ilgili olabilir ha. mi? Ya neticede yani neticede olur olmaz <laughs> ben onu bilmem. O riski de taşıyor diyorsunuz. Evet, ya da, ya da o imkanı evet. da taşıyor. Yani gelirse evet. gider savcılık. Bakan daha önce dosyanın diğer bölümleriyle ilgili verilen takipsizlik kararlarını yapar eder. Ama esas esas nokta şu. Sizin bahsettiğiniz buna rağmen, bu kadar konuşmaya rağmen, Rıza kardeşinle tartışmamıza rağmen denildi ki Anayasa Mahkemesi Anayasa Mahkemesi diyorum özür dilerim Türkiye Büyük Millet Meclisi hatta yakalama gözaltı tutuklamayla ilgili de bir istisna derc etmeyip koymayıp hükme dedi ki kardeşim her şey serbest artık ben izin izin takip şartı anlamam bu milletvekillerinin, milletvekili sıfatını devam edenlerin gelen fezlekeleriyle ilgili yargılama süreci başlar dediği andan itibaren Allah'ın bir kulu savcılığı veya devam eden davalarda mahkemeleri durduramaz. O süreç artık başlamıştır. Devam edecek, bitecek. Ceza alırlarsa milletvekili hayatları biter. Düşer. Evet. İster 5 ayda olur bu, ister 6 ayda olur. Kesinleşir, kesinleşmez. Ortadaki net tablo bu. Biz artık şu tartışmayı da geçtik. Çünkü siz... Tekrar aynı hususlara dönmeyelim diyorsunuz. Efendim işte 83. madde değişti. Yok dönmeyelim. Nereye tamam. doğru gidelim artık. Onu, onu da artık. aynen ileri işte doğru, doğru gidiyoruz. De... Şimdi orada Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yargılandı. Dedi ki ben dedi tertemizim hiçbir şey. Tamam yargılandın güzel. 83. maddenin ikinci fıkrasından feragat ettin mi? Vazgeçin de demiyorum. ben feragat ettin. Tamam. Yargılandın, mahkum oldun. 84. maddeye göre kardeşim senin siyasi hayatın bitti. Göze alıyor demek. Şimdi. Devlet Bahçeli için de aynı. Selahattin Herkes için ben. öyle. Netice itibariyle. Ama bu süreç bu kadar ya hızlı bu yönetilebilir mi? olmasaydı da aynıydı hocam. Hayır ya. değişiklik olmasaydı Rıza'cığım. Dokunulmazlık do 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 kaldırılabilirdi. Tamam. Bak. Ya bu ha? mümkün değil mi? Şimdi, Şimdi esas noktaya geliyoruz. Eğer yani, Türkiye e Büyük Net Meclisi siyaseten hareket etmeyip de hukuken karma komisyonu zamanında yıllardır çalıştırmadığı karma komisyonu usulüne uygun çalıştırsaydı konjonktüre göre hareket etmeseydi, siyasi tercihlerde bulunmasaydı, o fezlekeleri önüne alıp doğru dürüst tartışıp da gerçekten layık olmayanları göndermeyip, layık olanları meclise gönderip dokunmazlıkların kaldırılmasını oylatsaydı, bizim bugün bu enerjiyi burada tüketmemize gerek yok. Artı... Buradan da şu çıkıyor. Bak, Türkiye'de sorumsuz olan siyasetçilerdir. Şimdi biz siyasetçilere şunu sorabiliyor muyuz? Kardeşim meclisin iş düzüğü var. Anayasanın 83. maddesi var. 84. maddesi var. Niye işletmediniz ya? 85. maddesi var. Bunu sorabiliyor muyuz? Soramıyoruz. Nasıl işin içinden çıkıyoruz? Diyoruz ki ya biz bir hata yaptık. Öyle ya da böyle. Kusura bakmayın. Biz bunu Rıza Bey'in anayasaya aykırı değil dedi. Benim hukukun evrense ilke ve esaslarına aykırı olduğunu insicanlı birlikte söylediğim o hükmü oraya koyacaklar. Çıkar çıkmaz bilmiyoruz oylamada ne olur. Ama o Ondan oluyor. sonra olan süreç. İşte yasama dokulmazlık kalkar. Hep bir gir, hep unuttum. Ama bir şunu şey söyleyeyim, bir girep gir, gir, gir. koyacağım, <laughs> şunu söyleyeyim lütfen. Pardon hocam, şunu söyleyeyim. Bu tekrar söylüyorum. Can atıcı, acıtıcı noktaların olduğunu biliyorum. Ama bu HDP'yi tamam, terörü şunu onu. bunu deseydi, bu bir hukuki duruştur. Tamam, bunu ha, söylediniz zaten Yani seferinde... Mesela budur yani. Siz Ana bir hukukçu olarak budur. zaten ediyorsunuz. Hep, onu, hep ediyorsun. unuttuğumuz bir şey var. Bu meclise kimse dokunulmazlıklar böyle sürsün demedi. CHP de. HDP de dokunulmazlıkların kaldırılması ile ilgili kendi tekliflerini verdi. Ama biraz önce söylediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanının bile yargıya güvenmediği bir ortamda biz sadece bu konuyu hukuka e, havale edemeyiz. Yani şiddet terör tabii ki kalksın, barış olsun, bir arada yaşam sağlayalım ve bunun da yolu siyasetin alanını genişletelim. Ama Rusya'da bir balığın cinsini kimse bilemeyince de, demişler ki gidip Stalin'e soralım. Niye Stalin anlar mı demişler? Anlamasa bile dediği dediktir. Ya bu memleketin geleceği birilerin dediği dediği üzerinden olmasın. Ayşe. ya artık bunu hak etmiyoruz yani. Şimdi şey sizin yani sizin simülasyonunuzu yapsak yani Rıza e, böyle hem fikir değilim. E, yani objektif olduğumuz zaman bir teorik olarak doğru söyledi ama gerçeklikte esasında bizim bu kavgaların da olmasının korkularımızın da nedeni Ersan Bey'in söylediği gibi bu olay terör olaylarından çıktığı için burada esaslı biz bir genel konuşuyoruz ama o teorik. Gerçeklikte biz HDP ve HDP'li milletvekillerini konuşuyoruz. Bir kere bunu kabul edelim. Burada yani HDP'li olmak, olmamak, AK Parti Hocam, olmak değil. Hocam keşke normal bir dakika, süreci bir izleyip de o Hayır. terör dosyalarını şimdi, getirip şimdi o yüzden de şey mesela sizin sizin simülasyonunuzda ben şunu tercih ederdim. Hakikaten e, Sayın Devlet Bahçeli'de, Sayın Kılıçdaroğlu'da, Sayın Demirtaş'ta, Sayın Davut Davutoğlu'da yok. Üçünün olsaydı. Üçünün olsaydı iyi olurdu. Çünkü o anlamda bir hukuk ve dokunulmazlık temelinde tartışacaktık. İki zaten bu kavgalar olmayacaktı. Çünkü biz dokunulmazlığı genel tartışacaktık. Fakat niye öyle olmaz? Niye bunun sonucunda Sayın Kılıçdaroğlu'na bir şey olmaz, Sayın Devlet Bahçeli'ye bir şey olmaz ama Sayın Selahattin Demirtaş'a ve HDP'li milletvekillerine bir şey olur. Çünkü biz, ve burada korkumuz da oradan ve bu kavgalar da oradan çıkıyor. Çünkü bir taraftan biz bunu biliyoruz ki bunun sonucunda geç, geçmişte 1994'te böyle bir deneyimimiz olduğu için ve 1994'ün sonuçları Türkiye açısından çok acı olduğu için biz biliyoruz ki bir, biz bunu konuşurken siyasi bir şey konuşuyoruz. İki terör temelinde konuşuyoruz. Üç bununla ilgili HDP'lilere bir şey olacağını konuşuyoruz. Dört eğer böyle bir şey olursa da bunun Türkiye'ye yansımasının olumlu mu ya da olumsuz mu olacağını konuşuyoruz. Yani o anlamda esasında halk buna evet acısıyla evet buna evet derim benden ama ...aklıyla ya buradan yine de biz bir 10 yıl daha mı kaybedeceğiz? Bu terör daha da mı artacak? Kürtleri, Kürt vatandaşlarını tamamıyla kaybedeceğiz mi diye de bir korku var. Şimdi bunu mesela Sayın Deniz Baykal bence çok güzel ortaya koydu bu, bu CNN ekranlarında. Dedi ki, 3 tane gelişme var bugünle ilgili. Bir, bunu hepimizin kale alması lazım. Bir... Kürt halkı başından itibaren Kürt vatandaşlarımız, o Kürt kökenli vatandaşlarımız dedi. Yani 7 Haziran'dan bugüne kadar olan bu hendek savaşları, terör, bütün bunlara PKK'ya hayır dediler. Bunu biz hep, hep hepimiz kabul ediyoruz. İkincisi, evet söylem düzeyinde nefret söylemini anıştıran bir takım şeyler oldu ama Türkiye halkı da Buradan bir Türkiye Türkler Türkler kavgasına gitmeyip bekliyor. O anlamda ikinci olumlu olan da bu kadar terör. hele çözüm sürecinden sonra normalleşmeden sonra biz artık şehitler gelmeyecek, insanlar ölmeyeceğiz derken birdenbire bir sürü insanın öldüğü yani yaklaşık 5000 küsür kişiden bahsediyoruz. Her gün şehitlerin olduğu bir durumdan bahsediyoruz ve Türk Türkiye halkı da buna dedi ki ya ben bekleyeyim burada yani bu olay çözülsün. Üçüncüsü de e, onun dilinden kullanırsak. E, bu süreçte güvenlik güçleri de insanlara yani sivil halka bir şey olmasın diye elinden geleni yaptılar. Şimdi böyle bir durumda eğer Kürtler PKK'ya hayır demişse, Türkiyeliler bir Türk Kürt kavgasına hayır demişse ve burada bir süreç işliyorsa esasında burada onun söylediği dokunulmazlıkları biz bu şekilde yaparsak bunları riske atarız. Evet. Riske atmayın. O yüzden de yani şunu objektif olarak görelim ya yani burada e, partilerin dışında konuştuğumuz zaman sorun nın başlangıcı ve sorunun kendisi de HDP ve HDP'li milletvekilleri oluyor Peki. ve oradan tam sonra da çıkıyor. tam da bunu konuşalım istiyordum. Rıza Bey size geleceğim ve İdris Bey'e geleceğim. Nasıl hükümet bunu e, yönetecek, bu süreci nasıl yönetecek çok önemli. Belki bunun ipuçlarını hem eski bir milletvekili, Ak Parti milletvekili olarak siz verebilirsiniz ve siz de e, partiyi uzak yani inceleyen bir hukukçu olarak bu en önemli meselemiz olacak önümüzdeki dönemde e, nasıl bu işin içinden e, çıkılacak mesela bugün Demirtaş dedi ki parlamentoları halk kurar ve parlamentolar halklar tarafından oluşturulur. Gerekirse halk isterse birden fazla parlamento da kurulabilir. İyice sert bir söyleme gittiler. Buna mukabil bunun karşılığında Başbakan Davutoğlu da dedi ki ben burada destan yazdı AKP'li komisyon üyeleri hepsini kutluyorum. Dolayısıyla biz zorbalığa işte nedir adı prim vermeyeceğiz dedi ve o da gayet e, sert bir açıklama yaptı e, ve e, ortada böyle bir durum var bunu reklam arasından sonra konuşalım ortaya Fuat e, Keyman'ın ve Ufuk Uras'ın söylediği gibi bir tablo çıkarsa Kürtler koparlarsa gönül birlikteliği anlamında e, toplumsal ayrışma daha da derinleşirse dokunulmazlıkların kalkması üzerinden bir eşitsizlik hissedilirse bu nasıl ele alacak bu erken seçim mi demektir? Ee, bu önümüzde daha farklı bir sürece mi giriyoruz demektir birazdan kısa bir ara veriyoruz tekrar ve aradan sonra devam edeceğiz. Biraz önce söylediğim gibi nasıl yönetilecek bu süreç eğer dokunulmazlıklar kalkarsa bu kadar etrafımız ateş çemberiyken birazdan tartışacağız. Bizden ayrılmayın. Müzik İdris Bey'le başlayalım. İdris Bey soru bu. Dokunulmazlıklar kalkar ise bu süreci biraz önce Fuat Keyman'ın sözlerini tekrarlayayım. Dedi ki bir kere yani ciddi bir ateş çemberinin ortasındayız. Artı Türk-Kürt çatışması olmadı her şeye rağmen. Kürt vatandaşlar hendek politikasına karşı çıktılar. Sonuçta bir gönül birlikteliği sürüyor ama bir kopuş yaşanabilir. Böyle bir durumu siyasi otorite... Nasıl yani iktidar nasıl yönetecek? Dokunmazlıklar kalkarsa meclis nasıl olmuş olacak? Ne olacak? Ne olacak sorusunun cevabı sizde ne? Çok net olarak şunu söyleyebilirim ki etrafımızın ateş çemberi olduğu doğrudur. Herkesin malumu olduğu üzere bizler maalesef 100 yıllık cumhuriyet tarihimiz boyunca etrafımızdaki düşmanları eksiltemedik. Ama dostlarımızı çoğaltmak için yeterince gayret sarf ettik. En azından dostlarımızı çoğaltmanın gayreti içerisindeyiz. Ancak bunları yaparken de mutlaka evimizde iç huzuru sağlamakla yükümlüyüz. Evimizdeki iç huzuru sağlamanın yol ve yöntemi de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki vatandaşımıza karşı şefkatle ama PKK terör örgütü militanlarına karşı da devletin kudretli yüzünü göstermek suretiyle Terörle mücadelede özgürlük güvenlik denklemi değerlendirildiği zaman güvenlikli bir yaklaşımla PKK terör örgütünün üzerine şu anda milletimizin tamamının desteğini almış vaziyette kahramanca mücadele eden güvenlik kuvvetlerimizin, askerimizin, polisimizin, oradaki köy korucumuzun yapmış olduğu mücadeleye destek vermekle ama oradaki insanımızı da bir tek sivil vatandaşın canına Malına zarar gelmeksizin bu terörle mücadelenin yol ve yöntemlerini araştırmak gerekiyor. Şimdi. Bunu şu anda hükümet gerçekten ha. çok iyi bir şekilde uyguladığı kanaatindeyim. Peki. Eksiklikler olabilir mi? Elbette eksiklikleri vardır. Hiçbir zaman terörle mücadele konusunda vatandaşı sıfır mağduriyetle bu olayın içerisinden çıkartmak mümkün değildir ama 90'larda yaşadığımız tecrübelerden ders almış bir AK Parti iktidarı Evet. Meselenin asayişçi yöntemlerle çözülemeyeceğine inanmış ve demokratik çözümlerle Kürt meselesinin çözümü cihetine gitmiştir. Ve burada özellikle şunu ifade etmem lazım Şirin Hanım. Meseleyi sadece HDP'ye hasretmek o bölgede yaşayan Kürt halkına karşı tamam. çok büyük Peki, bir saygısızlıktır. Bey genel saygısızlık. HDP'yi yani. ve onun uzantısı PKK'yı tamam. sandıkta daha öncesinde özellikle onu ifade edeyim. 7 Haziran'da meclise gitmek suretiyle demokratik yollardan bölgenin sorunlarını dinlendirmesini istemesine rağmen evet. onlar hendek siyasetiyle Şimdi, çözüm arayışı içerisine şey girmişlerdi. Ve bugün şey. itibariyle de Peki. bu siyasetine karşılık bulamamıştır. Da, bir iletişim, hususu söylemek istiyorum. istiyorum. Özellikle siz evet. fragmandan önce bir cümle söylediniz. Ha, buyurun sayın oradan sayın devam edin. Yeni bir şey söyleyelim Olduğunu ifade ettiniz. Evet, yani Bak, şu anda konuştuğumuz terör nasıl çözülür meselesi Sayın değil Taşın, de dokunulmazlıklar kalkarsa büyük ortaya çıkan tablo nasıl yönetilecek? Bunu konuşalım. yani Bakın ha, başka bir meclis noktasında bir açıklaması olduğunu ifade ettiniz. Kurulabileceği noktasında. Bugünkü konuşması. Bu söylem evet. anayasanın 14. maddesine açıkça aykırıdır. Ve Hı. bu milleti tahrik etmeye yönelik bir cümledir. Türk milletinin sabrını kimse test etmeye çalışmasın. Bu dokunulmazlıklar kalktıktan sonra da Devlet Sayın Devlet Bahçeli'nin, Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Sayın Demirtaş'ın farklı muameleler görebileceği noktasındaki toplumdaki algının da yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü dokunulmazlıkların kaldırılması demek yargı önünde, bağımsız yargı önünde herkesin eşit olarak yargılanabilme yolunu açmak demektir. Burada Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın Bahçeli de kendini çok da rahat güvende hissetmemeli. Çünkü varsa bir suçları eğer bu yargılamalar sonucunda kesinleşecek bir mahkumiyet hükümleri olur ise anayasanın 84. maddesi çerçevesinde önümüzdeki seçimlerde partilerinin başında seçimlere giremeyecekler demektir. Hı hı. Bunu özellikle göz önüne alarak hareket edilmenin edilmesinin çok daha doğru olacağını düşünüyorum. Bölge insan açısından da 90'larda yaşadığımız görüntülerin hiçbirinin yaşanmaması gerekiyor. Özellikle parlamentoda Milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonraki süreç içerisinde de yargı mensuplarına bu milletvekillerinin dokunulmazlığı kalkmış olsa bile bir nezaket çerçevesi içerisinde onların soruşturmalarının başlatılması, gerek ifade alımlarında gerekse soruşturmalarında gerekli nezaket kurallarının gösterilmesi gerekir. Ancak bunların Hiçbir şekilde sadece bu fezlekeleri kaldırılan milletvekilleri için demiyorum. Sonrasında da bu süreci tahrik etmeye yönelik eylem ve işlemlerine Peki. aralıksız devam edecekleri kanaati bende tam manasıyla hasıl olmuştu. Peki şimdi ne diyeceksiniz? Bey. Tamam. Çünkü ben çözüm komisyonunun parlamentodaki Hı. sözcüsüydüm. Evet. Ben komisyondaki tavırlarından maalesef diyorum. Çok üzülerek ifade ediyorum. Birlik bütünlük adına, milletin bekası adına ortak bir paydada hareket etmeyeceklerini düşünüyorum. O nedenle mutlak surette kalıcı bir çözümün burada Anayasa'nın 83. maddesinin ikinci fıkrasına dâhil edilmesi gerektiğine inanıyorum. Peki. Bunu da parlamentoda grubu bulunan bütün siyasi partilere Artık... aracılığınızla iletiyorum. Peki. Yol yakınken bu düzenleme henüz genel kurula gelmeden, genel kurula gelmiş olsa bile verilecek önergelerle bu madde, geçici 20. madde çok daha makul, hukuka uygun, vicdana uygun bir hale getirilebilir. Ve bu şekliyle etrafımızdaki ateş çemberinden Peki, milletçe bir İduspec, ve bütün olarak üniter yapıyı bir, 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 düşünerek bir koyabilirsiniz. ve koruyarak çıkabiliriz. Bir, bir, bir koyabilirsin söylediklerinizi bir konuşabilelim. Çünkü öbür türlü atlıyoruz. Önemli bir şey söylüyorsunuz ama Fatih evet. Fuat Bey o olabilir demiyor. Hani, Rıza Bey de itiraz ediyor galiba. E, bu... yok ben bir itiraz etmiyorum. Yani reklama giderken evet. e, dur, so İdris ona... E ve Rıza Bey'e söz hayır, vereceğim. Size de geleceğim. Ben, ben ama, Rıza Bey'e ben... evet. Bey e soracağım zaten de o diğer konuda diyor. Siz, yani şey, İdris, 80, İdris Bey'in e, son söylediğiyle e, bu bizim söylediğimiz esasında kesişiyor. Çünkü burada eğer e, genel kurula geldiği zaman verilecek önergelerle e, ya yani bunun sonun milletvekilliğinin sonunda bu süreç başlar gibi toplumu rahatlatacak, Kürt vatandaşlarımızı rahatlatacak bir değişim olursa zaten sorun yok. Çünkü e, zaten e, bir soruşturma başlayıp oradan bir ceza alırsa bundan sonra milletvekili olmuyor. Fakat İdris Bey'in bu son söylediğiyle bir noktada söylediği arasında da bir çelişki var. O da şu, bizim de bölgeye gittiğimiz zaman gördüğümüz, onun söylediklerine çok yakın bir şekilde Kürt vatandaşlarımız davranıyor. Yani PKK'ya karşılar, bu şiddete karşılar, yapılanlara yani evet yapılsın çünkü bu hendek olmasın diyor. Fakat bunu bu tecrübemiz var. Yani belli bir yaşa geldik, bu süreci de izliyoruz. Yani eğer bu insanlar meclisten atılırlarsa orada oradaki vatandaşlarımız için PKK ile HDP'liler arasında bir fark olur. Ve oradakiler bunu Deniz Baykal da şöyle koymuştu. Ya yine bizim oğlanı attılar. Yani burada bu insanlar Şirin parlamentoya oğlum, geliyorlar e, çok ve çok yanlış bir söylemde bulunuyoruz. Dokunulmazlıkların kaldırılması demek meclisten atılmak değil. Sayın Fuat Keyman hocam Mahkumiyeti kesinleşmiş olan 90'lı yıllardaki HDP'lilerle karıştırıyor. Şu anda sadece dokunulmazlıkları kalkacak ve yargılamaları yapılacak. Mahkumiyetleri kesinleşinceye kadar bunların meclisten atılması diye bir durum söz konusu değil. Bunu özellikle halkımızın anlayacağı bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor. 90'lardaki mahkumiyeti kesinleşmiş olan milletvekillerinin mahkumiyet cezalarının infazı için meclisten alındığı görüntülerdi. O görüntüler de yanlıştı. Ama bugün itibariyle yapılanlar sadece dokunulmazlıkların kaldırılması olacak ki burada herhangi bir şekilde kesinleşmiş bir mahkumiyet söz konusu değil. Öncelikle soruşturmaları, Hayır sonrasında 18... da düzenlenecek olan iddianamelerin kabulü halinde kovuşturmaları yapılacak. Peki. İlk derece mahkemeleri karar verecek. Yargıtay denetiminden geçecek. Kesinleşen ilan meclis genel kurulunda evet, okunursa milletvekilliği düşecek. Bunu özellikle vatandaşlarımızın bilmesinde Hayır, fayda 18, var. 18 yani 16 Mayıs 18 Mayıs. O burada oylama yapıldı. 367'nin üzerine çıktı ve meclis dokunulmazlığı kaldırması da karar verdi. O süreç nasıl işleyecek? Anlattı ama. Şöyle Burada yani orada biraz önce biz, önce orada çok biz, yargı, olarak... biz yargı kurumlarına güveniyoruz. Yani o süreçten sonra hani şey hocam milletvekili sıfatı sona ermiyor. Sadece evet, evet, dokunmazlığı anladım, kalkacak. Ama, dokunmazlıktan e, sonra da. tutuklanırlarsa tabii fiilen evet. milletvekili ama ertesi evet. akabı yani. ama Şunu devam ederse ertesi gün Aslında hani ertesi önce, önce sorduğunuz sordu soru yani AK Parti'nin nasıl bunu bunun için diyorum önergelerle bir Geçmişteki dakika. Pardon, bu uygulamaların deyiz. önüne geçilebilir. İdris Bey bir dakika. Genel kurulda verilecek önergelerle... Hı. Evet. Şirin Hanım. Buyurun. Zannedersem söylediklerim net olarak anlaşıldı orada. Çünkü... Evet. Tamam. Ver, verdik. Evet buyurun. Cümleniz tamamlayın. az vaktim kaldı o yüzden buyurun. Ben şunu söylüyorum. Yani şu anda dokunulmazlıkların kaldırılması demek... Bu millet onu derhal derdest evet. edileceği anlamına gelmiyor. Evet, ama Ersen Bunun için genel gibi. yapılan da... görüşmelerde önergelerle bu soruşturma sürecinin daha naif yöntemlerle yapılabilmesinin onu, onu yöntemleri araştırılabilir. Maddiye. Peki. Bunlar ama... geçici maddeye derc edilebilir diyorum. Peki buyurun Rıza Bey. Ben e, şunu söyleyeyim bir kere e, AK Parti aslında bu süreci e, çok... Dengeli bir şekilde götürdü. Hani sordunuz ya nasıl gidecek, nasıl götürecek diye. Bundan sonraki süreç yani dokunulmazlıklar kaldırılırsa eğer yani değişiklik kabul edilir ise bundan sonra bu süreci götürecek olan yargı. Aslında tam da Ufuk Bey'in az önce ya da Fuat Hocam'ın söylemeye çalıştığı ya burada HDP'li milletvekillerinin aslında yargılanması amaçlanıyor fikrinin önüne geçmek için AK Parti... Böyle bir öneri ortaya attı. Yani bütün dokunulmazlıkları kaldıralım. Eğer sadece HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılmış olsaydı gerçekten böyle bir sanki bir ayrımcılık özellikle de HDP'nin vurgulamaya çalıştığı işte HDP'nin siyaset yapmasının önünde bir engel algısı oluşturulmaya çalışılacaktı. Bu değişiklikte de aslında yani bu öneriyle her ne kadar tartışılsa da bunun önü ne geçirmiş oldu? Bundan sonraki süreçte yani dokunulmazlıklar kaldırılırsa eğer İdris Bey'in dediği gibi işte tutuklamama tutuklamayı meclis izne bağlı kılma şeklinde bir değişiklik getirilebilir ancak buna gerek yok esasen çünkü yine 2013 yılında Balbay kararında Haberal kararında olduğu gibi Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar var biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi diyor ki milletvekillerinin tutuklanması konusu özellikle onların milletvekilliğinden doğan görev ve sorumluluklarını milleti temsil etme sorumluluklarının önüne geçmemeli Peki, böyle buradaki bir aslında... denge var diyor. Yani burada eğer bir tutuklama söz konusu olur ise e, dengesiz bir tutuklama söz konusu olur ise Anayasa Mahkemesinden döner Peki, tutuklama. esas ama evet. esas esas Asıl konuşulan esas, şey evet. şu. Aslında bütün bu mesele mesele şuraya bağlanıyor mu? Bugün konuşulan senaryolar üzerinden soruyorum. Çok çeşitli senaryolar konuşuluyor. Ee, Cumhurbaşkanı ile e, Sayın Başbakan arasında bir kopukluk oldu. Bugün e, Başbakan Davutoğlu dedi ki makamlardan vazgeçerim ama kutsal davamız zarar görmesine izin vermem. Ak yüreklilerin e, e, üzülmesine asla izin vermem. Dedi, böyle bir konuşma yaptı. Şimdi şu soru şu konuşulan kulislerde. Aslında burada HDP'lilerin dokunmazlıkların kaldırılması suretiyle AK Parti bir erken seçime gitmek istiyor. Çünkü MHP'nin ve HDP'nin baraj altında kalacağını düşünüyor. Dolayısıyla da seçimden bir seçim zaferiyle çıkıp Başbakan Davutoğlu'nu da değiştirerek yeni bir liderle ve başkanlık seçimini getirebileceği bir çoğunluğu elde ederek yeni bir sürece girmek istiyor. Bu senaryoya siz nasıl bakıyorsunuz? Yani bu e, bir komplo teorisi diye düşünüyorum ben bu. Hayır bu konuşulanlar işte bunun yani tabii, tabii, açıklamalar ya, var mı? Yani bu bir senaryo yok. sonuç itibariyle. Yani sonuçta şu anda e, Türkiye'de AK Parti'nin e, bir meclis çoğunluğu e, söz konusu. İşte hmm. e, dengel bir biçimde e, Cumhurbaşkanıyla e, bakanlar kurulu, başbakan arasında bir dengeli bir e, ilişki yürümekte. En son hani bu konuya Hayır bu şunçu sorun. HDP'liler dokunulmazlıkların yani, kaldırılması bu noktada önemli oluyor da o yüzden. Çünkü parlamento fes olmuş olacak o zaman eğer yok, tutuklanmalar yani, olursa. Yani o süreç şimdi o süreç kendi... şöyle söyleyelim bu süreç. O yüzden sor. Esas süreç, senaryonun bir parçası tutuklanma, mı? Tutuklanma, tutuklanma, tutuklanma. değil. Yani e, 48 milletvekiliydi. Benim böyle bir şey e, olamaz. Sayısının. Yok, 48 milletvekilinin düşmesi halinde bir erken seçim söz konusu olur hı hı. ki bu e, şu şu anda e, şu andaki yürüyen süreç e, buna el elver, verecek bir süreç değil. Henüz daha e, dokunmazlıklar kaldırılacak, sonra e, soruşturmalar başlayacak, davalar açılacak. O davalar bir Siz günde, olalım. üç günde, beş günde tabii. bitmeyecek yani bu yargılama süreci, Peki, siyasi yargı boyutuna. süreci siyasi boyutuna baktığımızda yani bu tabii sonuçta e, Ak Parti muhaliflerinin e, şu anda e, önemli bir argümanı oldu yani Ak Parti'de işte Cumhurbaşkanı ile başbakan arasında <laughs> bir çekişme var, bir e, problem e, var şeklinde yani bu e, bu ben bir çaresizlik olarak görüyorum bunu yani muhalefetin gerçekten ee, bu konuyu ya bir şey üretemeyen ee, ve sonuçta bir Hayır ama bir başbakan da o yani, niye bakanlardan vazgeçirim ama kutsal dava zarar görmesine izin vermem yani bunu, bunu, gibi bir açıklama bunu, bunu yapıyor. Bunu ben sonuçta başbakan olarak da hı hı. bakan olarak da yani bir sıradan bir akademisyen olarak da bir, bir normal bir vatandaş olarak da bu davanın bir neferiyim diyor. Bu, bu gayet Siz bunu bir şeyin parçası olduğunu mu sonuç bir sonuç olarak görmüyorum Bilacağım. özür dilerim. Yani ben şunu tamamlayayım. Yani burada herkesin bir beklentisi var yani özellikle işte Ak Parti'de bir çatlama olsun işte Tayyip Erdoğan ile işte başbakan arasında da bir tartışma çıksın bir problem çıksın bu sadece Türkiye içindeki muhalefetin değil aslında dünyada da özellikle Tayyip Erdoğan'ı siyaset sahnesinden silmek isteyen çeşitli hı hı. kimi güçlerin de hesaplarında olan bir olgu fakat ben çok defa denendi yani bu geçtiğimiz 14 yıl içerisinde e, AK Parti'de bir çatlak e, üretilmeye çalışıldı. Ama, bu, ama, ama Sayın Davutoğlu'nun bu mesajı e, Türkiye'deki genel AK Parti'ye karşı, Erdoğan'a karşı olanlara değil, AK Parti'nin içinde Davutoğlu'na ya da AK Parti içinde nifak çıkartmayanlara yani Türkiye'ye konuşmuyor. Şunu kabul AK edelim, bakın konuşuyor. yani, yani şunu, şunu görelim. Şey yani, oldu ya bu pelikan e, şeyleri. Şöyle edilen. bir e, yanlış bir algı e, oluştu. Yani sonuçta e, bu e, çatışmadan sadece AK Parti'nin dışındaki kesimler değil AK Parti'nin içinde kimi kesimler de marjinal olsa yani çok küçük bir grupta olsa evet. istifade etmeye çalışan kesimler de yok değil. Yani şu, şunu söyleyeyim ee, burada. Yani Cumhurbaşkan sırf Cumhurbaşkanı üzerinden e, Sayın Başbakanımıza ya da Başbakanımız Siz üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza yani. yönelik yani, yani kendi siyasi çizim hedeflerini, çizim. kendi siyasi hesaplarını yürütmeye çalışan kesimler olabilir ama bu AK Parti'de karar mekanizmalarını etkileyecek, gidişatı değiştirecek bir çoğunluk değil. Marjinal bir gruptur. E, çok küçük e, kendi siyasi menfaatleri uğruna ya da kendi siyasi menfaatlerinin zedelenmemesi uğruna e, ortaya atılmış e, fikirler olarak görüyorum. Grup toplantılarına baktığınızda o mesajların içe dönük olduğu çok açık. Yani e, perşembenin gelişi çarşambadan belli. Türkiye'de başkanlık sistemine doğru Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendisi de dahil olmak üzere bir toplumsal mühendislik çalışması var. Ve bugün grup toplantılarında gördük ki herkes bir pozisyon oluyor. Bu, bu çok net. Ben umuyorum ki bir sağduyu çağrısıyla, bir makulde buluşma çağrısıyla toplumun bütün vicdan temsil eden kesimler önümüzdeki günlerde bunları ifade edecekler. Toplumun vicdanı olan kesimler tıpkı 1 Mart eskerisinde e, olduğu gibi e, meclisin sağduyulu davranacağını umuyorum. Nitekim Sayın Baykal'ın da e, CNN'deki ifadesi o eski Ahmet Türklerin döp dönemi milletvekillerinin e, atılmasında e, Sayın Erdal İnönü'ye yaptıkları basıncın ne kadar yanlış olduğunu görmenin öngörüsüyle olan bir evet. tutum. Aynı yanlışları tekrar etmememiz gerekiyor. Ama burada şey siz bundan evet. ilgili mi söyleyeceksiniz bir şey? Hemen söyleyin Ersan Bey. üç cümle. Birincisi erken seçim meclisin kararıyla her zaman mümkün. Ara seçim 28 milletvekili boşaldığında oluyor. Anayasa maddi 78'e göre. Şu anda mümkün gözük Yargılama süreci zaten uzun olacak. Ceza alacaklar da kesinleşecek de milletvekilleri düşürecek de bu, bu uzun bir mesele. Bir diğer konu ise şu anda hadise şudur. Benim siyasi analizim hukukçu olarak. Sayın Cumhurbaşkanı çift başlığı istemiyor. Beni hak seçti diyor. Başbakanlık kalkmalıdır. Bakanları ben seçmeliyim. Bunun şekli şemali de bu anayasayla mümkün değil. Yarın bir gün bir çatışmanın olmaması parlamenter sistemi hı hı. benimsemediği için veya farklı bir anlayışla gittiği için bu noktadan hareket ediyor. Ben şuna itimad ediyorum. Bu bir partinin iç çatışması olur olmaz onu bizim söz söyleme hakkımız şu anda olmaz. Ama doğru ee, Cumhurbaşkanı bir an önce bu meselenin yani başkanlık sisteminin benimseneceği bir şekle dönüştürülmesini arzu ediyor. Onu siz isterseniz Davutoğlu'yla çatışması değil, ne derseniz değil. E, aralarında anladığım kadarıyla bazı noktalarda görüşmeler var. E, olabilir yani. Çünkü ya, başbakanlık icra, yani, yani icra eden bir insan başbakanlık bir insan bırakmak e, istiyorlar. Fuat aynı içinde de vardır şimdi. Ya, o, ve yani. Fuat, Bey aynı fikir, yani. Fuat ve aynı fikir demişsiniz. Dün Meral Akşener dedi ki eğer e, MHP'de bir değişiklik olmazsa Sonbaharda kesinlikle seçime gidiyoruz. Çünkü AK Parti'nin de dileği bu. Yani de, e, mevcut MHP e, yönetimiyle kalmak, HDP'nin de bu dokunulmazlıkların kaldırılması üzerinden e, barajın altına düşeceği hesabını yaparak bu aslında büyük bir e, senaryonun parçası. Bu, bu değerlendirmelere katılıyor musunuz? Yani zaten ee, bununla ilgili e, sürekli konuşuluyor ve <laughs> yani Rıza Bey'in söyledikleri doğru bir anlamda. Yani 15 20 17-25 Aralık'tan bugüne böyle bir süreç dünyada da Türkiye'de de oluyor. Erdoğan anti-Erdoğanizm diyoruz filan. Fakat öbür taraftan yani bu son yaşadıklarımız orada Ersan Bey gibi düşünüyorum ben. Esasında hakikaten bir başkanlığa doğru bir hamleler yapılıyor ve sayın Davutoğlu'nu iki kere arka arkaya çok sert konuşmaya itenler bu 17-25 Aralık'tan sonraki süreçlerdir. AK Parti içi ve etrafındaki süreçler. Mesela bunun bir tanesi e, TRT haberin başındayken sonra ne mi Nasuh Bey'in e, yani Davutoğlu olmuyor dedi. E, on Arkasından bir pelikan dosyası diye onu okuduk. Yani o, onları okuduğunuz zaman e, o zaten AK Parti'nin dışından değil o etrafı ya da içinden yazılan bir şey. O da tamamıyla ikisi arasında çok ciddi sürtüşmelerin olduğunu, bunun devam edemeyeceğini söylüyor. O yüzden de bence buraya gelinen noktada zaten biraz evvel İdris Bey biraz da beni yanlış da anladı. Yani bu dokunulmazlıklarla ilgili söylemek istediğim ya bu partilerin dışında görmemiz gerekiyor. Çünkü bunun içine girdiğimiz zaman bir sürü şey karışıyor. Bir taraftan Türkiye'nin bekasını konuşuyoruz. Ölen insanları konuşuyoruz, Çatışmayı konuşuyoruz. Öbür taraftan başkanlığa gitme Hı. sürecinde erken seçimleri konuşuyoruz. Yani dokunulmazlığı konuştuğumuz an aynı anda bir ölümleri ve terörü konuşuyoruz ve Türkiye bölünebilir diyoruz. Benim böyle endişelerim var. Yani ben uluslararası ilişkiler olarak Suriye'de yaşananları Irak'taki yaşananlara Amerika'nın bu anlamda vermiş olduğu demeçlere sürekli olarak kilise gelen <laughs> atılan roketlere, işi saldırısına, PYD'nin kantonlaşmasıyla ilgili sürece baktığım zaman hayatımda ilk defa Türkiye'de bir bölünme tehlikesi olabilir diye görüyorum. Şimdi böyle olduğu zaman ya biz bunu konuşurken aynı anda başkanlığa gitme sürecinde erken seçim olacak. Yani burada dokunulmazlıkla ilgili HDP ile bağlamında bir karar çıkacak. İnsanların bu anlamda HDP yaklaşımları değişecek. Erken seçim olacak. HDP 110 altına düşecek. Bu ara Meral Hanım, diğerleri Sinan Bey, Ümit Bey, e, Devlet Bahçı, Sayın Bahçeli MHP'de bunlar olacak. Yani böyle bir şekilde bir taraftan ölümler Türkiye'nin bekası, öbür taraftan evet. parti çıkarları ve başkanlığa gitmeyi tartıştığımız zaman o zaman kafalar zaten kutuplaşmış topluma karışıyor. Bir, yani bir burada burada önemli olan yani HDP değildir. Burada önemli olan AK Parti değildir. Yani burada önemli olan Türkiye'dir ve Türkiye'nin iç iç e, rabıtası ve iç iç istikrarıdır. Yani zorunda ya. olduğunda yapıyorum. bence diğerlerinin evet, evet, yani burada Bir, bir örneğin yani istiyorum. bence pardon özür dilerim. Ya yani, Türkiye'nin bugün dokunulmazlıkları bu şekilde tartışma. Dokunulmazlıklar bağlamında bu kavgaları yapma lüksü yoktur. Bir yani Meclisin Meclisin bir, 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 ya. bir örnek be. vermek istiyorum. Kendinizi Sayın Davutoğlu'nun yerine koyun. Avrupa Konseyi'nde önemli bir konuşma yapıyorsunuz. Bütün televizyonları açıyorsunuz, o konuşma değil, Sayın Cumhurbaşkanı'nın muhtarlarla olan toplantısı veriliyor. Şimdi da, Sayın Davutoğlu'nun yerinde olsanız gerilmez misiniz? Şimdi bu grup toplantısına baktığınızda o gerilimi görüyorsunuz. Yani e, televizyonların tercihi bile Avrupa ekseninde yaptığı toplantı değil de muhtarlar, belki yarın apartman yöneticileri olan toplantı olunca bu, bu ülkenin başbakanı germez mi? hı. hı. Evet ama yani peki, o, o, da, o da şey. Ama yani e, bence, e, yani bence şey o, önemli bu arada Nasıl arada şey? kaçmasın. Türkiye'nin hakikaten bekasının, ulusal güvenliğinin olduğu bir yerde bizim Dönüyorum dokunulmazlığı anayasayı veyahut da başka noktaları, layıklığı tartışacak yere bizim esas noktaya konsantre olmamız lazım. Bunun için rejim şöyle olmalı, böyle olmalı tartışmasından ziyade hakikaten Cumhuriyet'in, Cumhuriyet tarihinin en önemli sorunuyla Türkiye karşı karşıya kalkışma derseniz var. 1295 kilometre sınırımız var, süzgeçe dönmüş. Orada iç, içine çekilmek istediğimiz bir savaş hali var. Yarın bir gün belki çok daha sert bir Türkiye saldırıyla karşı karşıya kaldığında insanlar dönüp şunu soracak. Diyecek kardeşim bu Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesindeki sıcak takip hakkını niye kullanmıyorsun? Evet. Bana söylenen şu, deniyor ki Türkiye bu savaştan uzak durmalı ama duramayacağı noktaya evet. gelirse ne yapacak? O, o, yani Esasında insanların konsantre olması gereken Eken maddeler esas yani nokta yani. bunlar. Doğru ama biz işte bugün bunu konuşuyoruz. Mesela bugün kiliste yine insanlar evet. e, yaralandılar. Kilis gerçekten gidişat kötü. Fakat biz konumuza dönecek olursak bu akşamın. Yani İdris Bey sizin nihai olarak kısa cümleyle rica ediyorum ki rıza bey'e de son söz verebileyim. Biz gerçekten dokunulmazlıkların kaldırılmasını, bir çözüm bulunmasını, bir barış ortamı sağlanmasını mı konuşuyoruz yoksa muhalefet partilerinin iddia ettiği gibi bir erken seçim hazırlığı ve bu erken seçimin sonucunda da başkanlık sistemini getirecek olan anayasa değişikliği için yeterli oy sayısının arayışına mı namı tanık oluyoruz? Ne diyorsunuz? AK Parti cephesinde hazırlık bu yönde mi? Muhalefet partileri böyle söylüyorlar. Şimdi hanım mevcut anayasaya, mevcut anayasaya ve siyasal iklime, eğer Türkiye'deki siyasal iklime bakarsanız AK Parti'nin bir erken seçim için hiçbir şekilde dokunulmazlıkların kaldırılmasına falan ihtiyacı yok. Biraz önce Ersan Hoca'nın da ifade ettiği gibi en az 28 milletvekilinin milletvekilliği düşmesi halinde bir ara seçim mümkün olabilir ki bu şu anki zamanlama itibariyle kesinlikle mümkün değil. Bunlar beyhude düşünceler. Muhalefet bunlarla meşgul olacağına ve Türkiye gündemini bunlarla meşgul edeceğine aslına bakarsanız Sayın Cumhurbaşkanını takip ederse ne yapmak istediğini, ne söylediği son derece açık. Sayın Cumhurbaşkanının ikinci bir gizli ajandası yok. 16 yıldır, 16 yıldır muhalefet belediye başkanlığı dönemine de giderseniz 20 yıllık siyasetinde hep Sayın Cumhurbaşkanı'nın ikinci bir ajandası olduğunu ifade ediyor. Peki. Oysa ki o son derece net olarak kendini tarif ediyor ve millete şunu diyor. Dedi ki ben halk tarafından seçilmiş bir cumhurbaşkanı olarak anayasanın 104. maddesinin bana vermiş olduğu yetkilerin tamamını kullanırım dedi. Peki. Bu şu demektir. Nabi'nin bir sözü vardır. On derviş bir kilime sığarmış da iki padişah bir iklime sığmazmış. Şimdi Ersan Hoca'nın ifade ettiği gibi parlamenter sistemdeki bu çift başlılığı beha mahal ortadan kaldırmanın yol ve yöntemini arıyor Sayın Cumhurbaşkanı ve millet de bunu istiyor. Siz tamam. ne kadar iyi ve uyumlu olursanız olun ben sizin söylediğiniz gibi düşünmüyorum Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakanın arasında ciddi bir uyumun olduğuna yürekten inanıyorum ama ne olursa olsun. Bu çift başlılığı, bu parlamenter sistem ve Peki. halk tarafından seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın yetkileri olduğu müddetçe ortadan kaldıramayız. Peki. O yüzden bunu görerek ve buna inanarak beha mahal bir çözüm yoluna gidilmesinin... Mutlak zaruret olduğuna inanıyorum. Bunun da sivil bir peki. anayasayla şekillenebileceğini Şimdi o özellikle bir... altını çiziyorum peki o ayrı siz benim so... bizim sorumuza cevap vermediniz. Ama başka türlü başka da... türlü olmaz yani... Tamam. Eğer o sivil baş... anayasayla o başka bu düzenleme yapmadığımız müddetçe tamam. bu iki başlılığı ortadan kaldırma şansımız yok. peki ee, ben sizin bu argümanınızı programlarda tartışmaya açmaya hazırım. Zaten başkanlık sistemi olsun bunu çok tartışıyoruz. Bu akşamki soru şuydu bir, Kürt sorunu ve bu kadar sorunu nasıl halledecek eğer dokunulmazlıklar kalkarsa? İki, bu bir erken seçimin altyapısı mı? Siz buna çok net bir cevap vermediniz. Belki Rıza Bey son bir, bir şey söylemek ister çünkü kapatacağım ben... Hayır, programı. Hayır, kesinlikle bir erken seçimin altyapısı değil dedim. Tamam. Bunun için eğer Netsiniz AK dedi. Parti istiyorsa erken seçime şu andaki meclis aritmetiğine göre her zaman gidebilir Peki. diyorum. Evet. Şimdi ben de erken seçim arefesinde e, olmadığımızı düşünüyorum. Bir. İki, e, Sayın Davutoğlu hem 7 Haziran seçimlerine hem de 1 Kasım seçimlerine giderken başkanlık sistemini savunarak gitti. E, bence az önce o sizin söylediğiniz özellikle her türlü görevi yaparım şeklindeki yaklaşımı başkanlık sistemine yönelik e, işte yarın başkanlık sistemi gelirse Davutoğlu'nun elinden başbakanlık gider e, şeklindeki yaklaşımlara bir cevaptır. Evet. Yoksa Sayın Tam... Davutoğlu kendini inkar etmiş olur. Yani ta başından beri başkanlık sistemini savunan bir pozisyonda yer aldı. Peki, şimdi var mı son bu konuyla var mı? Ya bu çift başlığı kaldırmanın yol hakikaten yeni anayasa ise bu anayasa herkesin bulunduğu bir meclis de olur. Siyasi tavsiyeyle olmaz. Peki. Sonuçta bu programdan vardığımız iki hukukçunun önerisini altını çizerek bir kere kapatalım. Daha doğrusu bütün konuklarım önemli noktaları temas ettiler ama Ersan Hoca diyor ki bu anayasa değişikliği olmaz çünkü geriye dönerek verilmiş haklar alınamaz. Ciddi bir sorun oluşturur. Bu bu şekilde olmaz. İdris Bey de dedi ki bu mesele milletvekillerinin görev sonuna bırakılmalı, yargılanmaları. Yani milletvekillikleri bittiği zaman, yeni seçimlere gidildiği zaman o zaman hukuk devreye girmelidir Hayır ben dedi. öyle demedim Şirin Hanım. Yanlışlık olmasın. Peki. O demez o. Hayır ben öyle söylemedim. Peki bir şimdi. cümleyle söyleyin. Bitti sürem. Ya da bir başka Yanlışlık. programa. Ne dediniz? Hayır bir ben düzenleme kesinlikle de milletvekillerinin... 83. maddede değişiklik yapılsın. Milletvekillerinin Ay, soruşturulmasında yapıp... gerekli hassasiyet gösterilsin, naif bir duruş sergilensin dedim. Yoksa e, kesinlikle milletvekilleri yargılanmasın gibi bir cümle kullanmadım. Ben de zaten öyle dediniz demedim. Hassasiyet gösterilsin, gerekli olan düzenlemeyle evet. milletvekilliklerinin sonunda yapılsın demediniz mi? Öyle anlaşılmadı mı? Hayır Fark sonuna Bey. bırakılmasın diyorum. Öyle şey olmaz. Bakın soruşturma bırakılmaz. ve yargılama safahatı devam eder... Bunların infazı milletvekillikleri düştükten sonra gerçekleşir. İşte onu demeye Yok. çalışıyorum. Demek ki ben daha değişiklik istiyor yani. Aynı Siz şeyi daha söylemiyoruz. Çok konuşuyorsunuz. Sonuçta iki önemli öneri bilmiyorum dinleyenler varsa belki buradan not çıkarmışlardır ama onun dışında Fuat Keyman'a ve Ufuk Uras'a da teşekkür ediyorum. Özellikle olayın siyasi boyutunda yaşanabilecek sorunlara dikkat edecekler. Tabii ki Rıza Bey'e de çok teşekkür ediyorum. O biraz ayrıştı bu geriye dönük işlemez meselesinde. E, sonuçta geldiğimiz nokta bu. Önümüzdeki günlerde tartışmaya devam edeceğiz. Ne oluyor bu akşamlık bu kadar? Bakalım önümüzdeki günler nelere gibi? E, yarın ve Perşembe günü Ahmet Hakan tarafsız bölgeyle karşınızda olacak. Bizden bu akşamlık bu kadar. İyi akşamlar efendim.